Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, Cuma Sohbetleri programına bir kez daha hoş geldiniz sevgili izleyenler. Her hafta muhterem hocamız Necmettin Ulusaçan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Şükür elhamdülillah. Sağ olun. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin efendim. Evet sizler de hoş geldiniz. Ekranlara başında bizi izleyen herkese güzel bir gün diliyoruz. Hayırlı bir cuma diliyoruz. Bereketli bir gün diliyoruz inşallah. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun. Evet, hocam hemen başta söyleyelim. Yarın hocam değil mi? Yarın. İnşallah. Kutsal topraklara yolcu inşallah. Umre'ye gidecek, Umre ziyareti. Programın i̇nşallah. Başını unutmadan söyleyeyim istedim. Dua istiyoruz hocam. Madem siz dua söylediniz Muhsin Bey, yani hakikaten Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Umre'ye gitmek istiyor. Sevgili Peygamberimizden de müsaade istiyor. Ya Resulallah müsaade ederseniz Umre'ye gitmek istiyorum. Efendimiz müsaade etmekle birlikte la tensena ya uhayye min duayı kardeş şeyizim Ömer ama bizi de duandan unutma. Evet, evet. Hazreti Ömer diyor o kadar mutlu oldum, o kadar sevindim. Ben kimdim ki Allah Resulü benimle dua havale ediyor. Dünyaları verse bu kadar sevinmezdim diyor. Ve bir de şu var, elçiye zeval yoktur denilir. Yani şimdi huzuru peygamberiye varırken insan şu mahcubiyeti duyabilir. Ben Allah elçisine layık bir yüz var mı bende? Ama elçi olunca ya Resulallah yani Kanal 7 televizyonunun konukları, seyircileri bizi elçi ettiler. Onların size selamlarını getirdik. Yani milletimiz rüzgarla selam gönderirdi. Ey Bağdı Saba, uğrarsa yolun semti harameyne, tazimimi arz eyle Resulü sakaleyne. Ey seher vakti esen, ılık, tatlı, nemli rüzgar, yolun Allah elçisinin ravzasına uğrarsa benden selam götür. Yani rüzgarla selam götürüyor. Şimdi insanla inşallah elçilik. Aman ya Rabbi. Çünkü Allah Resulü ennebiyyü evlâ bil müminine min enfüsihim. Peygamber müminlere kendi canlarından daha sevgili. Şimdiki gibi böyle uçakla değil de bakın kervancıya nasıl yalvarıyor. Diyor ki ey sarban zimamı çek semti koyu yara. Zira yer kalmadı virane dilde karara. Ey deveci, rica ediyorum, çek devenin yularını yar yurduna doğru. Zira gönülde sabır, tahammül kalmadı. Bim-i zalam-ı şebden olma sakın vehimnak. Deveci, geceleri karanlık oluyor. Benim devem yolları göremiyor deme. Benim gönlümün hasret ve muhabbet kıvılcımları geceyi gündüze çevirebilir. Ey deveci, yollarda taşlar oluyor, devemin ayağına batıyor deme. Eğer onun için oyalanıyorsan, ben yüzümü yere döşeyeyim, senin deven de yüzüme basa basa beni varlığın sebebine götürsün. Ey sarbanı müşfik, hiç olmadın mı aşık? Şefkatli deveci, hiç aşık olmadın mı sen? Aşığın halinden bilmez misin? Benim nazarımda Medine'nin çakıl taşları mücevherlerden daha değerlidir. Geceyi gündüzü bahane etme. Gecikme. Beni bir an önce götür ya Rabbi bunu. Neler söylenmiş. Bu nasıl sevgiymiş. Ya. Bu nasıl sevgiymiş. Sultanahmet. Bakın. Birinci Sultanahmet, nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Resulün, gülü gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Bahtiya durma, yüzün sür kademine o gülün. Efendimizin ayak izini görünce öpüyor, başına koyuyor ve hatırlarsanız şöyle Osmanlı kavuklarında şöyle bir Yemeni derler ya, ayak izi vardır. Nola tacım gibi
başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Resul'ün, onun mübarek ayağını başımda taşısam, sanki tac gibi hey ya Rabbi. Allah Resulüne bu kadar bağlı olanlar işte zaferden zafere koşmuşlar. Allah razı olsun. 620 sene üzerinde güneş batmayan yerlerde hüküm, donanma, ordu yürürken muzafferen ileri, üzengi öpme hasretti garbın elçileri. Ben ki 48 krallığın kanı, Kanuni Sultan Süleyman Hanım. Lafa bak yani. Ben 48 krallığın kanı, Kanuni Sultan Süleyman Hanım. Duydum ki senin memleketinde şöyle bir edebe aykırı bir şey varmış. Memleketlerimiz de komşu olmak itibariyle iş bu rezaletin memleketime sirayeti ihtimaline binaen, İş bu namemin yedinize vusulünden itibaren hatime verilmediği takdirde orduyu humayunumla gelip men ine muktedirim. Lafa bak ya, bu ne güç ya, bu ne güç. Bir mektup yazıyor. Ya, evet, başka bir ülkeye. Efendim, yani şimdi o yüzden değerli konuklarımızın, seyircilerimizin, Muhsin Bey böylece emanetlerine İnşallah. Yüklendim. O yüzden ben de rahat varma cesareti oldu böyle huzuru. Çünkü Efendimiz buyuruyor bakın, uzaklardan biri bana selam gönderse Rabbim onu bana ulaştırır görevli melek marifetiyle, ben de selamlarını alırım. Ama huzuruma gelir de selam verirlerse Rabbim ruhumu bedenime iade eder. Ben onların yüzüne bakarak selamına karşılık veririm. Hele bu emanettir, elçiye zeval yoktur. Değerli konuklarımızın, seyircilerimizin inşallah çalışanlarını götürüp hocam, dua edeceğiz, dua bekleyeceğiz. En çabuk i̇nşallah, kabul olan inşallah. Dua da buymuş Muhsin Bey. Millet evladı, memleket evladı biri birine duacı oldu mu işte bitti, problem değil, kalmadı değil. Biri birimize duacı olacağız ya. Hocam birisi dua emanet ettiğinde diyelim, giderken hep ederiz ya işte kardeşim bizim için de dua et deriz hep birisini yolcu ederken. Orada nasıl dua etmek lazım o kişi için? Herhangi birisinin emanet ettiği duayı nasıl yerine getirmek bir lazım? Bir kere hakikaten duanın kabulü için zamanlar var, mekanlar var. Hakikaten duaların kabul olacağı mübarek mekanlardır. Orada şöyle denilebilir, yani oradaki müminlerle dua edilirken, ya Rabbi bizi uğurlarken mukaddes mekanlarda bizler için de dua edin diyerek, bizden dua bekleyen kardeşlerimizi her türlü muratlarına nail eyle. En güzeli bu diyorsunuz. En güzeli evet. Bu yani. Evet. Zaman zaman evet bunu diyoruz. Memleketimiz için dua ediyoruz. İslam dünyası için dua ediyoruz. Ve böyle dua bekleyenler için dua ediyoruz. Allah razı olsun. Bunlar hocam. Da boş çıkmaz ya. Evet, Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sağ salim gidip gelin inşallah. Amin. Evet, bugün cenneti konuşacağız. Sevgili izleyenler hatırlarsınız, izleyenler, takip edenler bilirler. Geçtiğimiz haftalarda bir izleyicimiz aradı, soru sordu. Sorusunu yanıtladıktan sonra hocam dedi ya benim bir çocuğum var. Bana hep cenneti soruyor. Ya. Ben bu evladıma, bu küçük çocuğuma cenneti nasıl anlatırım? Biraz bize cenneti anlatır mısınız dedi. Oradan yola çıkarak biz de bu hafta inşallah hocamıza cenneti soracağız. Şimdi diyelim ki devletin memuruyuz. Siirt'e tayinimiz çıktı. Ya bu Siirt halkı nasıl insanlar? Yani neden zevk alırlar? Kültürlerine, nüfusuna kadar neler yetişir? İnsan merak eder değil mi? Elbette. Siirt ilimizde ne var ne yok diye insan tanımak ister. Yani diyelim 3 seneliğine 5 seneliğine görevli gideceğiz oraya. İnsan tanımak ister ama
cennet inşallah bizim ebedi yurdumuz. İnşallah. İnsan ebedi yurdunu tanımak istemez mi? İnşallah. Ya evet efendim. Cennetle ilgili sorularınız varsa Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. twitter.com/cumasohbetleri ya da twitter.com/muhsinbay. Telefonla da ulaşabilirsiniz. 0212 304 04 306 06. Sair konular için de bizi arayabilirsiniz. Evet, Kur'an ve hadislerde ebedi yurdumuz cennet nasıl anlatılıyor? Cennetteki en aşağı derecesindeki insanın haliyle en yüksek de bulunan insanın durumu nasıl olacak? Bunu soracağız hocamıza. Cennette cennetten üstün olan şeyler neler? Demek ki cennette cennetten üstün olan bir durum var. Öyle şeyler var ki demek cenneti unutturuyor öyle mi? Cennette cenneti unutturacak nitelikteki güzellikler nelerdir? Evet. Ve cennete kimler girecek? Bu da önemli bir soru. Cennete kimler girecek? İlerleyen dakika... Efendim? Cümlemize nasip olur. İnşallah. Amin. Amin. Cümlemize nasip olur inşallah. İlerleyen dakikalarda bu soruları soracağız. Twitter üzerinden gelen sorularla başlayalım. Bu arada vesile oldu hanımefendi, arayan hanımefendi bugünkü sohbete vesile oldu. Sizin de sorular dışında şayet hocamızın anlatmasını istediğiniz konular varsa sevgili izleyenler bunu bize bildirebilirsiniz. Sizler de bildirebilirsiniz. Hocam şu konuyu da bir sohbetinize ayırır mısınız derseniz herhalde hocamızı i̇nşallah. Dikkate alır inşallah. Evet, sorularla başlayalım. Hocam şöyle bir soru var. 4 yaşına yakın bir evladımız var. Halen konuşamıyor. Hocam bununla ilgili bir dua var mı diye sormuş bir izleyicimiz. Evladı için bir soru soruyor. Muhsin Bey illa şu dua diye değil. Yani gönlüm heyecanlanmalı. Bir seher vaktinde Rabbim'den böyle afiyet, sağlık, mutluluk dilemeliyim. İlla şu cümleyi okuyacaksın da şu derdin şu ilacı der gibi değil. Yani Rabbimiz siz dua edin ben icabet ederim. Her türlü ihtiyacımız için dünyevi, uhrevi arzularımız, ihtiyaçlarımız için de mülkün sahibi olan Allah'a el açar, boyun bükeriz. İnsan içinden geldiği gibi bu konuda da dua edecek. Evet. Cennetle ilgili sorular gelmeye başladı. Ben şimdi bu soruları soracağım, okuyacağım ama cevabı biraz sonra alacağız hocamdan. Bir iki tanesini aktarayım. Cennete kesinlikle giremeyecek olan insanlar kimlerdir diye sormuşlar hocam. Yani asla giremeyecek diye kimler bu insanlar? Onları soruyorlar. Cennet nasıl bir yer, nasıl bir mekan? Onu mekanı merak ediyorlar. Yani nasıl bir ortam cennet? Onu merak ediyorlar. İlerleyen dakikalarda bu tweetleri de inşallah hocamıza aktaralım, tekrar soralım. Evet, Kur'an mealini okurken tilavet secdesi ayetinin mealine gelince secde gerekir mi hocam? Yani Kur'an meali Kur'an değildir. Ama bununla birlikte yine de tilavet secdesi yapmalıdır. Yani diyelim ki Kur'an'ın mealini okuyordum. Kur'an'da malum 14 ayet var ki o ayetleri okuyunca, dinleyince okuma secdesi diye tilavet secdesi yapmak vacip bir kulluk görevidir. Peki bu Kur'an okurken, Kur'an dinlerken böyledir de acaba Kur'an'ın mealini okudum, orada da tilavet secdesi ayeti geçti. Madem Kur'an'ın meali Kur'an değil, öyleyse secde yapmayayım mı? Yapsam daha iyi. Yapsam daha iyi. Kur'an mealini okudum, orada da secde ayeti geçti. Rabbıma secde etmeliyim. Onu tazim etmeliyim. Onun verdiği pak alnı yerlere koymalı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbim seni tesbih ederim. Allahu Ekber deyip kalkmalı. Gufranike Rabbena ve ileykel masir. Sonra da böyle affını dileriz ya Rabbi. Dönüşümüz ancak sanadır. Gufranike Rabbena ve ileykel masir. Affını dileriz ya Rabbi. Dönüşümüz ancak sanadır. Evet. Başka nereye gidebiliriz? Senden başka sığınacak, gidecek bir yer yoktur.
Evet, cennette Allah'a görebilecek miyiz diye soruyorlar. Yine ilerleyen dakikalarda o bahiste konuşuruz bunları. Bir diğer soru hocam. Arkadaşının aldığı borcu ödeyemeyen şahıs, arkadaşı ölmüş ise şayet, bu durumda borcu ne yapacak? Hayra mı verecek yoksa varislerine mi verecek? Varisleri varsa varislerine vereceğim. Hak varislerinindir. Varisleri de yok. O zaman onun namına hayra verir. Eşinin kabrine defnedilmesini vasiyet eden kişinin bu vasiyeti yerine getirilmeli mi? Bu vasiyete uyulması gerekmez. Ama uyulmasında da bir sakınca yoktur. Diyelim ki hanım öyle diyor, eşi kendinden önce vefat etmiş, beni eşimin üzerine defnedin diyor. Yani bağlayıcılığı olmamakla birlikte bir sakıncası da yok. Eğer durum müsaitse, şartlar müsaitse, yani diyelim ki eşi vefat edeli 7-8 sene olmuş, öyleyse oraya defnedilebilir. Evet. Yine cennetle ilgili başka bir soru. Bunları ben sizi de mutlaka bu sorunun cevabı için ekranda tutmak için sevgili izleyenler okuyorum. Evet. Başka sorularınız varsa da soru sormak isteyenlere vesile olsun diye de okuyorum. Sayın hocam, öldükten sonra kıyamet kopana kadar cennet ya da cehenneme girmek için biz nerede bekleyeceğiz diye soruyor. Evet. İlerleyen bölümlerde cennet bahsini inşallah tekrar hocamıza soralım. Bir diğer soru, mehrini eşine bağışlayan kadın daha sonra bu bağıştan dönebilir mi? Teslim, tesellüm olmadan önce dönebilir. Kadın mehrini almamış ve eşinin zimmetinde bağışlamışsa, eşi de kabul etmişse geri dönemez. Hibeden dönerse aradaki bağlılık ve kaynaşmayı da koparmış olur. Evet. Evet. Hülya Hanım sormuş. Cennete en son kim girecek hocam diye soruyor. İlginç. Ya da kimler girecek diye belki sorabiliriz. Evet, genelleyebiliriz. Böyle bir soru var. Bekleyeceğiz cevapları için. Çünkü şu anda diğer soruları aktarıyoruz. Evet, bir diğer soru. Dinimize göre enişte baldız arasındaki mahremiyetin ölçüsü ne olmalı hocam? Baldız nikahı ebedi haram değil. Baldızla nikah ebedi değil, geçici haramdır, değil mi? Geçici. Baldız eniştesine yabancı hükmündedir. Şu ayetler, Allah'ın şu hükümleri o yüzden geçerlidir. Ve kul lil müminati yağdudune min ebsarihinne, mümin hanımlara söyle gözlerini sakınsınlar. Ve yahfazne furucehünne, iffetlerini korusunlar. Ve la yubdine zinetehünne, yani görülmesi helal olmayan yerleri açmasınlar. Ve la yadribne bi erculuhinne li yu'leme ma yukhfine min zinetihinne, süsüm, zinetim görülsün diye de ayaklarını vurarak takır takır yürümesin. Böyle hatalar da olabilir. Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mü'minune leallekum tuflihun. Topyekun müminler tevbekar olun ki bu türlü hatalardan, kusurlardan vazgeçin ki mutluluğa erebilesiniz. Yani demek ki baldız enişte arasında da bu mahremiyet söz konusudur. Peygamber Efendimiz baldızı Esma'yı, Esma annemizi, Hazreti Ayşe annemizin ablası Hazreti Esma'yı görüyor. Ve Efendimiz biraz şeffaf elbise içinde görünce Esma'yı, yüzünü bir tarafa çeviriyor. Esma, kadın ergenlik çağına erince vücudun şura ve şuradan başkasının görünmesi helal değildir. Yani eli ve yüzü dışındaki yerinin Esma görülmesi helal değildir. Hazreti Esma'yı böyle uyarıyor. Evet. Bir diğer soru hocam. Erkek çocukların sünnet olmasının hükmü nedir?
Efendim dinimizin şiarıdır, sünnettir. Yani hem de Hazreti İbrahim'den beri gelen bir sünnettir. İslami şiardır. Yani erkek vücudunda dinin damgasını istiyor İslam. Efendim peki o yüzden vacip diyen de vardır. Yani, sünnete vacip diyenler de var. Erkek evet. Çocukların sünnet olmasına vacip diye. O yüzden bir zaruret olmadıkça bu iş terk edilmemelidir. Sünnet için kesin bir yaş belirlenmemiştir. Erkek çocukları hangi yaşta sünnet ettirelim? 7 yaşında yapılabilir veya biyolojik yapının müsait olması kaydıyla olabildiğince erken yapılmalıdır. Çocuk psikolojisi açısından da önemlidir. Ve bunu yaparken, adı üzerinde sünnet yaparken ölçü taşmamalı Muhsin Bey. Bazen neyi kastediyorsunuz hocam yani, ölçü taşmamalı derken? Şunu kastediyorum yani. Öyle bir çılgınca bir eğlenme. Hı, o anlamda. Hiç sünnete evet. benzer bir hal yok. Haramlar helal sanki. Haram işlemek serbest. Yani 1000 yılın bir başı oğlumu sünnet ettiriyorum. Ne var yani? Öyle değil. Haramlar haram, helallar helal. فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Yani Allah ve Resulü'nün emrine aykırı hareket edenler bir uyarı ile karşılaşacaklarından çekinsinler. Hak sillesinin sadası yoktur, bir vurdu mu devası yoktur. Evet. O yüzden yani sünnet yapıyorum, kâm alıyorum, murad alıyorum. O halde eğlenirim. Ölçüyü kaçırmamak yok, lazım. Bir ölçü yok. Bazen öyle frekansı yüksek müzik aletleri oluyor, mahalle inliyor. Ya bunun da bir ölçüsü olmalı, adabı olmalı. Hasta vardır, borçlu vardır, sıkıntılı vardır. Adam uyuyamıyor. Yani şimdi oldukça yüksek frekans. Bilmem ki bu insan bundan zevk alır mı? O da kul hakkına girer diyorsunuz. Olur mu ya? Evet. Peki Zeynep Hanım'ın bir sorusu var. İnsanların ne ile imtihan edileceği kaderinde var mıdır? Yoksa insanlar amellerine göre mi imtihan edilir? Evet efendim. Yani bakın imtihansız kul yok. Cennet ucuz değil. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ. Sizi açlık, korku, mal ve canınızdan eksiltmek suretiyle sizi imtihan ederiz. Kim kazanır ya Rabbi? وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ. Sen sabredenleri müjdele. Evet, imtihansız kul yok. Yani motorlu top var da, motorlu top. Şimdi namluyu hedefe ayarladınız. Top da yürüdü. Nasıl olacak bu sefer? Namlu hedefi kaybeder. İşte şimdi bir alet takılıyor. Ona o aletle namlu devamlı hedefte. Amma yoklukta, amma varlıkta. Amma bollukta, amma darlıkta. Namlu hep hedefte olmalı. Yani başıma böyle bir musibet geldi. Ben ne yapayım? Değil. İşte o musibeti hayra çevirmenin yolu. Hmm. Mevlana diyor ya, derdin içinde devayı gör. Acının içinde tatlıyı gör. Derdi devaya çevir. Müminin ayağına diken batsa derecesinin yükselmesine sebep oluyor. Acıyı tatlıya çevir. Yani imanla Rabbim senin dilemendir. Bunu bana imtihan için verdin. Sabredeceğim. Senden şifa, afiyet, aydınlık, mutluluk dileyeceğim. Yani her hal ve durumda biz imtihana hazır olacağız. Evet. İmtihan Rabbim sendendir diyeceğiz. Ona tevekkül edeceğiz. Ondan yardım isteyeceğiz. Ya Rabbi biz inandık deyivermekle
insanlar kurtulacaklarını mı sanıyorlar? Habbab İbni Eret İslam'ın ilk gününde iman edenlerden biri. Yani bir kadının, müşrik bir kadının işinde çalışıyor. Sen Müslüman oldun diye demirci dükkanında köleleriyle birlikte gelmiş. Yani kızgın demirlerle dağılıyorlar sırtına. Ya işte bir gün Kabe'de Peygamberimize dert yanıyor. Açmış sırtını. Ya Resulallah şu yaralarıma bak diyor. Yani şu, yani bu dua et de şu şu sıkıntılar bitsin. Efendimiz biliyor ashabım. Sizden öncekiler ne imtihanlara uğradılar. Ve yevme izin yefrahul müminune bi nasrillah. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Acele etmeyin ashabım. Ve bir gün oldu, bakın bu işi yapan o kadın öyle bir hastalığa yakalandı. Ona da demişler ki işte başına ateşte kızdırılmış demiri basmak. Habbab'ın vücuduna kızdırılmış demirleri basan kadının başına o kızdırılmış demirleri basmak mecburiyetinde yani kaldı. Yani yaptığını yaşamak zorunda tabii kaldı. Yaptığını yaşamak zorunda kalmış. Evet. Evet hocam, soruya dönecek olursak o zaman amellerimize göre imtihan değil, her durumumuz, her anımız imtihan. Her zaman böyle imtihan bileceğiz olabilir. Yani. Evet, peki doğru. Telefonumuz var. Devam edeceğiz sorulara. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. Buyurun sorunuzu duyalım. Yayındasınız şu anda. Hocam ben işte 4 tane çocuğum vardı benim. Evet. Elimden zorla aldılar. Şimdi kızım, büyük kızım beni aradı, buldu yani. Hı hı. Şimdi benimle görüşmek istemiyor hocam. Çocukları kim sizden aldı hanımefendi? Yani eşim tarafı aldı hocam. 4 çocuğunuz da aldı. 4 tane, evet. Evet. 4 tane çocuğumu aldı. Şimdi kızım, büyük kızım beni buldu. Şimdi benimle görüşmek istemiyor. Peki siz ayrıldınız mı eşinizden? Evet, ayrıldım. Ne kadar oldu? Ne zamandır ayrısınız? Vallahi kızım işte 4 yaşındaydı benim elimden aldıklarında. Şimdi 18 yaşında. 12 yıl oldu. 18 yaşında. Peki evet. Siz bu 12 yıl zarfında hiç çocuklarınızı göremediniz mi? Hiç göremedim hocam yani. Hiç göremediniz. Gitmiş demişti oğlum ev şeyde yurtta, kızlarımı da göreyim diye. Hı. Yani oradaki aileler almış yani. Peki bir şey soracağım. Mahkeme babaya mı verdi çocukları? Yani yasal olarak sizin görebilmeniz lazım çocukları. Ama işte aile göstermiyor hocam aldıkları için. Aile çocukları göstermiyor. Evet. Başka şehirdeler mi onlar peki? Manisa'da mı? Onlar da mı Manisa'da? Sakarya'dalar. Sakarya'da patlarındalar. Peki kız sizi nasıl buldu? Kızınız, büyük vallahi kızınız. Vallahi bizim komşumuzun oğlundan işte bu yaşta annem var diye, doğum tarihli diye. Bizim komşumuzun oğluna mesaj atmış. Hı. O çocuk da işte bilmiyormuş benim adımı. Komşumuz oraya da bir abla, o söylemiş hani o Kes ablan arıyordur diye. Hı. O yüzden. Yani araştırıp bulmuş sizi bir şekilde, kızınız araştırıp evet. Annesini bulmuş yani. Görüştünüz evet, mü? Evet. Nerede görüştünüz? Görüştük, telefonla görüştük ama şimdi telefonları açmıyor bana. Açmıyor size. Evet. Evet. Hocamıza sorunuz ne sizin? Yani ben, hocam hiç beni ne arıyor ne soruyor. Ben şimdi bir daha ben onu nasıl arayayım? Arayayım açmıyor. Ben suçlu duruma düşer miyim yani? Hmm. Evet hocam, 4 çocuk anneden ayrılıyor. 12 yıl olmuş değil mi? 12 yıldır görmüyor çocuklarını. Evet, 14 mi olmuş? Evet, 12 yıl olmuş. Büyük kızı bulmuş bir şekilde annesini. Evet. Telefonla konuşmuşlar fakat sonradan irtibat kesilmiş. Şu anda anne yani ulaşamıyor. Her ne kadar hanımefendi eşinden ayrıldıysa da yani çocuklar yasal hakkı hocam. Yine ana evlat. Ana evet. Evlat. Yani hayır, görebilmesi ana evlat lazım normalde. Biri birinden hiç ayrılır mı? Ana evlat hiç biri birinden ayrılır mı? Göstermeyenler işte kul hakkı ihlal ediyorlar. Göstermeyenler kul hakkı, kul hakkı ihlal, ihlal ediyorlar. Zulmediyorlar. Zulmün hasmı da Allah. Yani bu ana yüreği, ya bu ana yüreği elbette evladını görmek ister yani. En küçük çocuğunuz kaç yaşında? En küçük çocuğum işte
16 falan. 16 yaşında. En küçük kızım 13 yaşında daha. Hayır, şimdi siz ayrıldığınızda 1-2 yaşında mıydı en küçük evladınız? Yok, 40'lıydı benden, 40'lıydı. Zorla elinden aldılar zaten. Öğrek yani kayınvalidemdi. 40'lıydı diyor hocam. Benden ya, aldıklarında. Evet. Ya. Yani o zaman şimdi sizi görse tanımayacak. Annesini tanımayacak o çocuk, yok, o kız. Yok, tanımayacak. Biliyormuş ama çocuk şimdi büyük ablası söylemiş ona. Evet. Annemi buldum diye çocuk şimdi korkuyormuş ailesinden. Görmek istemiyorum ben diyormuş yani. Peki eşiniz evlenmiş mi şu anda? Bilginiz yani var mı? Yani hayır. O yüzden evlendi. Beni zaten zorla kaçırmışlardı. Evet. Çocuklara kim bakıyor? Nerede kalıyor çocuklar? Baba mı bakıyor? Evlendiyse anne mi bakıyor? Ya. Gelen anne mi bakıyor? Kim bakıyor? Onlar da ayrı bir soru tabii. Ne yapsın şimdi? Hocam 4 tane çocuğu var. Büyük kızı ulaşmış da diğer evlatlarını kendisi de görse tanımayacak. Çünkü 40 günlüktü diyor benden bebeğimi aldıklarında. Bir anne ne yapabilir bu durumda? Ne yapmalı hocam? Vallahi gücü neye yetiyorsa elbette evlatlarını görmeyi arzulayacak ve ilgilenecek de. Yani eğer babaları sahiplenmiyorsa anne sahiplenecek. Anne ilgilenecek. Film gibi yalnız ya. Görme bile yok. Yani sıle-i rahim dediğimiz bu işte Muhsin Bey. Yani kaç yıldır evlatlarını görmüyor. Bakın devletimizin hukuku da muhakkak ki evlatlar babaya verdiyse bile hakim görebilmesi lazım. Muhakkak kesinlikle. Şu süre içerisinde görüştürülmesi şartıyla demiştir muhakkak ya. Ama tabii yardımcı olan olmadıysa hanımefendiye bu konuda öyle olmuş, evet. O da yalnız kalmış öyle anlaşılıyor. Hayır, bir anne için en acı olanı herhalde 40 günlük bebeğinin kucağından alınıp götürülmesi olur. Yani başka bir acı düşünemiyorum ben. Bir ya daha 40 gün mis gibi kokan bebeğini kucağından alıyorlar ve göremiyor. Şu anda görse kızı anneyi tanımayacak. Anne görse anne kızını tanımayacak. Tanımayacak, evet. Evet. Allah yardımcısı olsun. Var mı başka sorunuz? Hocam anne mutlaka bu konuda üzerine düşeni yapacak. Evet. Yerini yurdunu biliyorsa gidip görecek. Tabii, en doğal hakkıdır diyor hanımefendi. Tabii efendim. Göstermiyorlarmış işte. Alana aile göstermeyi istememiş. Büyük kızı böyle. Onlar göstermiyorlar demek başka. Hayır, sizin ama hakkınız bu, yasal işte hakkınız. Yani gerekirse çalıştıracaksınız onu. Devletimize haber verirse devlet o işe yardımcı olur. Yani. Yani bu konuda yardım alacaksınız gerekirse mutlaka görebilirsiniz. Öyle bir yasak yok. Sizin en doğal hakkınız. Ama bir insaf diye bir şey var ya. Nasıl bu? Nasıl insaf? Nasıl vicdan? Yani kuş yavrularını ayırıyorlar da Efendimiz ona razı olmuyor yani. Yani ana kuşu civcivlerinden ayrılmasına rıza göstermiyor yani. Evet, peki. Reklama gitmek zorundayız. Siz lütfen hatta kalın. Reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Hatta kalın lütfen. Evet, yeniden birlikteyiz. Çok soru var Twitter üzerinden gelen. İnşallah programın süresi el verdiği müddetçe biz de bu soruları aktarmaya çalışacağız. Hocamıza sormaya çalışacağım. Bir telefonumuz vardı reklamlardan önce. Acılı bir anne. 4 çocuğundan ayrı kalmış. Hatta bir tanesi 40 günlük bebeğini almışlar, ayırmışlar. 13-14 yıldır da çocuklarını görmüyor. En büyük kızı annesine bir şekilde ulaşmış, bulmuş. Fakat telefonla konuşmuşlar sadece. Yüz yüze görüşememişler. Ve sonuçta şimdi büyük kızına da ulaşamıyor. Telefonlara bakmıyor diyor. Hatta herhalde tekrar hanımefendi. Merhaba yeniden. Şimdi merak ettiğim şu. Siz ayrıldınız. Niye ayrıldınız? Neden ayrıldınız? Neden çocuklarınızı sizden aldılar? Yani işte bu daha önceden bir kızım mı istemiş, ne yapmış, akrabası oluyormuş. O yüzden kafayı bozmuş yani. Eşim. Eşiniz. Evet. O yüzden kafayı bozunca annesi gibi bunu evlenince belki size göre eder diye. Ben de halam gibi. Onların düğünü vardı. Kayınım oldu işte. Onların düğününe götürmüştü. Beni oradan zorla kaçırdılar zaten. Sizi kaçırdılar, evlendiniz. Evet. Eşinizle. Sonra 4 tane çocuk yaptım. Yani onlar yaptırdı yani dilimizin başında dursun etsin bir yakaya ayrılmasın diye. Evet. Şimdi o yüzden yani baktılar akıllanmayan çocuklarımı yuvaya yani atmışlar, götürdüler, sonra elimden aldılar 2 tanesini. Hı hı. Sonra benim üstümden kapıyı kilitlediler döverek. Şimdi burada elimden aldılar. Döverek. Evet.
Şimdi burada evet. Mahkeme kararı da önemli. Yani mahkeme ne karar verdi, nasıl karar verdi, çocukların hepsini babaya mı verdi, onları bilmiyoruz biz. Siz de bu konuda evet. yasal haklarınızı tahmin ediyorum tam kullanamadınız, bilmediğiniz için kullanamadınız, öyle tahmin ediyorum. Evet, ben yoksa kimsem yani benle şey yapmadığı için kardeşlerim falan hiç benimle ilgilenmediler yani. Anladım. Yalnız kaldınız bu konuda. Yalnız kalmış evet, bu konuda. Yalnız kaldım. Evet. Yoksa şimdi devletimize müracaat edilse hanımefendiye hocam bir görüşme imkanı yol yöntem sağ. Gösteren olmamış demek ki hanımefendiye bu konuda. Evet. Yoksa sizin de belirttiğiniz gibi büyük bir kul ihlali var. Tabii. Aynı zamanda yasalara da aykırı bir durum bu. Yani bir doğru. ne demek bir anne evladını göremeyecek? Baba, velev ki babaya verilmiş olsun. Bunun periyodik günleri vardır. Mutlaka anne dilediği zaman görebilmeli. Tabii. Ki görebiliyordur. Yasal hakkıdır ama hanımefendi bunları herhalde bilmediği için bu konuda yardım almamış. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz bundan sonra? Büyük kızınız size ulaştı. Tabii acılar depreşti tekrar sizin evet, mutlaka. Evet. Ne düşünüyorsunuz, yani ne yapmak istiyorsunuz? Daha fazla üzülüyorum. Keşke yani arayıp hiç bulmasaydı benim yani. Her gün üzülüyorum. Her gün ben onlar için neler katlandım. Babası beni öldürmelere kattı. Ege evlatlarım var diye istedim yani. Ölsem de öleceğim dedim yani. Siz evlendiniz mi peki? Şu an evli misiniz? Evlendim. Mecbur oldum evlendim yani. Ailem yani demiş vermiyordu her gün her gün. Çocuklarınız var mı? Bu evlilikten. Bir tane var. Bir tane var. Allah tane. Bağışlasın evladınızı. Amin. Evet. Ne tavsiye edersiniz hocam Allah anneye? Tavsiye. Yani yine devletimiz muhakkak buna çare bulur, bu görüşmesini sağlar ama illa bir avukat yoluyla mı olacak? O kesinlikle öyle olması lazım herhalde. Gerçekleşmesi evet. nasıl olur? Durumu iyice bir öğrenip avukat. Öyle. Yani bu bir göz göre göre bir haksızlıktır bu değil mi? Evet, göz evet, göre evet, göre evet, bir evet. haksızlık yani. Evlat anadan ayrılır mı? Bu kadar yıl mahrum edilir mi? Yani 40 günlük çocuğu anneden ayrılmış. Buna hiçbir vicdan razı olmaz. Devletimizde seyirci kalmaz. Ama usulü neyse o usule uyarak bu buluşmayı, görüşmeyi sağlamak lazım. Engelleyenlerde büyük bir kul hakkı işlemiş. Doğru kul hakkı suçu işlemiş oluyorlar diyorsunuz. Evet, peki. Allah sabırlar versin. İnşallah evlatlarınıza kavuşursunuz. Öyle evet. diyelim. Evet. Dua edelim inşallah. Doğru efendim. Allah selamete çıkarsın inşallah. Siz yardımcı olamazsınız yani. Ya şimdi nasıl, asıl işte evet, yük oraya geldi. Sıkıntı. Siz yardımcı olamaz evet. mısınız? Yani bak beklediğim soru buydu. Yani kadıncağız ya Rabbi ya. Şimdi yerini yurdunu biliyor musunuz? Şimdi Sakarya dediniz biliyorum. Yani nereden? Evet Sakarya'dalar hani, hepsi. Hocam gönlü el vermiyor bu tür durumlarda. Ya, hani, ya. Arasa mesela hocam kızın ama telefonlara bakmıyor diyorsunuz siz. Kızım telefonlara şu an bakmıyor diyorsunuz. Bir şekilde ulaşılsa. Bakmıyor, ben arıyorum açmıyor yani telefonunu. Telefonları açmıyor. Evet. Ben demiş böyle rahatım daha iyi demiş. Kızınızın telefonunu bir rejideki arkadaşlara rica edelim. Bir alabilir misiniz arkadaşlar? Bir de biz deneyelim. Evet. Hani ekranda konuşmak şart değil ama rejideki arkadaşlarımız yönetmenimizden rica edelim. Bir ulaşabilirlerse bir ya. Sorsunlar bakalım nerede, ne yapıyor. Sevap kazanmış durumla oluruz. Ilgili, yani. Bu durumla ilgili bir bilgi toplamaya çalışalım. Şu kadar yıllık evet. hasreti bitirirsek. İnşallah. Arkadaşlar güzel. Yardımcı olsunlar. Hanımefendi siz de Hı-hı. telefonunuz açık olsun. Belki tekrar arayabiliriz biz sizi olur mu? Yani. Kızınızın telefonunu lütfen arkadaşlarımıza bırakın şimdi. Kızınızın telefonunu tamam? Hı-hı. Peki. Allah sabırlar versin. Hı-hı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Yayındasınız şu anda. Hayırlı cumalar. Mersin. Buyurun. Hoş geldiniz. Benim hocama bir sorum olacaktı. Evet. Mümkünse. Evet. Ben 6 ay önce eşimden boşandım. Hı hı. Şöyle bir boşanma oldu. Ben 2012'de 7 yaşında bir tane çocuğumu kaybettim. Tren kazası sonucunda. Başınız sağ olsun efendim. Ama Allah razı olsun. Ama o sıra o şey içerisinde eşimle bayağı bir kavga ediyordu. Kavga derken hani evde durmuyordu. Sürekli başkalarıyla dışarıdaydı. Hı hı. Çocuğun vefatından sonra bayağı bir tartışma oldu. Ama arada başkaları vardı işte hani aldatma. Hı hı. Onun çocuktan sonra ben evliliği sonlandırmak istedim. Evet. Çünkü ilgi ve alakası yoktu. Ondan sonra bana yalan söyledi. Çocuk ise
ben de çocuk istemiyorum dedim. Hani sürekli hep çocuğun üstüne yemin ediyordu. Kur'an'a el basıyordu yalan üzerine. Evet. Ben de bunu sonlandırmak istedim. Sonlandırdım. Ve benim başkasıyla birlikte olduğu insanla da evlendi. Ama bundan benim haberim yoktu. Hani yalan bir boşanma oldu. Ben mahkemede bile mesela yaptıklarını söylemedim. Onu rencide edecek veya ayıplanacak hiçbir şekilde bulunmadım. Bir dakika, yalan boşanmadan... Evlendi. Hanımefendi, yalan boşanma ne demek? Yani bana yalan söyledi. İşte çocuk istiyorsan dedim evlen. Ben sana ona müsaade ederim. Ben psikolojik, ben çünkü 9 senemi verdim ben eşime. Evet. 9 sene boyunca sürekli çalıştım, baktım çalışmadı. Sürekli ihanet ama çocuğum için ben buna katlandım. Ama çocuktan sonra... İstemedim artık. Hani bir çocuğumu daha kaybetmek istemiyorum dedim. Evet. Çünkü ilgi ve alakası yoktu eve karşı. Sonuçta ayrıldınız eşinizden. Ben çocuk istiyorsan dedim, ben sana evlenmek seni yaparım dedim. Evlen. Çocuğun olsun. Ama ben çocuk istemiyorum dedim. Ve bu bana ihanet ettiği insanla evlenmek istiyormuş. Hani onunla sürekli 9 sene boyunca beraberlermiş. Yani onun gibi daha niceleri. Ben dedi ki başkasıyla evleneceğim dedi. Ben o olmasın dedim. Kim olursa evlen müsaade ederim. Ama onu istemiyorum dedim. Çünkü sürekli 9 sene boyunca sürekli arıyor, bana küfür ediyor. Rencide edecek sözlerde bulundum. İstemiyorum dedim. Evet. Ama o insanla evlendi. Şimdi olay öyle bir karışık yani. Şimdi hanımefendi. Şimdi olay, siz... Evet, epey bir karışık. Anladım. Bazı, şimdi ben anladıklarımı, anladıklarımı biraz daha sadeleştirip paylaşmak istiyorum. Yanlışsa düzeltin. Şimdi siz... bir çocuk sahibi oldunuz. 7 yaşında evet. mı demiştiniz? 7 yaşında çocuğunuzu kaybettiniz. Evet. Tren kazasında evet. çocuğunuzu kaybettiniz. Sonra işler evet. karıştı. Ailede huzur kalmadı. Yuvada huzur kalmadı çocuk öldükten sonra. Ve eşiniz de sizden evet. çocuk istedi. Siz de çocuk istemediniz. Doğru mu? Doğru, evet. Tamam. Önce bunu bir hocamıza soralım. Hocam, beyefendi çocuk istiyor. Eşlerden birisi çocuk istiyor, diğeri istemiyor. Doğru bir şey mi bu? Burada hanımefendinin hatası var. Burada hatalı diyorsunuz. Burada bunu evet. tespit edelim. Evet. İki, beyin hatası nerede? Onun da sorumsuz hareket etmesi. Yuvaya sadakati yok. Hanımefendi hissediyor. Herhalde başka yerlerde mutluluk arıyor. Beyin hatası da orada. İşte orada hata, burada hata. Bakın şimdi huzur var mı? Huzur var mı? İki tarafta huzursuz. Hocam bir imtihanla karşı karşıya kalmışlar evet. benim gördüğüm. Ay, yani bir tren imtihanı, kazası, çocuğu ölümü bir imtihan. Şimdi bu imtihandan sonra ailede, yuvada... Kazanabilirdiler evet. kaybedebilirdiler. Ailede, kazanamadılar, yuvada, kaybettiler. Evet, evet. Yani Allah verdi, Allah aldı. Bize de sabır düşüyor. Cenab-ı Hak daha genciz, sağlıklı yeni evlatlar versin diye düşünmek gerekirken erkek bu noktada doğrusu iyi düşünmüş. Olması ama, gereken herhalde bu kazadan sonra birbirlerine daha çok sahip daha çıkmalarıydı. Çok, birbirlerine daha çok destek olmalıydılar. Acıyı böylece paylaşmalıydılar. Ama acı daha da ayrılığa sebep olmuş. Kazanamamışlar işte. Hmm. Olayın kırılma yeri ora. Kırılma noktası ha. orası evet. Sonra da ayrıldınız. Şimdi benim anlamadığım bir de diyor ki yani sen onunla çocuk istiyorsan evlen diyor. Yani hanımefendi evlen diyor. Fakat onunla evlenme diyor. Yani birisi var orada. Onunla evlenme diyor. O, evet. kim, onu bilmiyoruz. Onun kim olduğunu bilmiyoruz. Evet. Efendim? Şöyle hocam. Beni sürekli bana hakaret eden yani evliliğinde sürekli geceleri arayıp rahatsız eden insan... Hani sonuçta ben evli bir insanım. Tutup da bir başkasının arayıp da beni öyle hakaret edici veya rencide edici sözler söylemesine hakkı yok. Evet. Ki benim 5 aylık çocuğumu kaybetmişim. Affedersiniz arıyor, bana küfür ediyor. Bilmem ne. Eşimden de ayrılmamın sebebi şu. Eşim hiç sahip çıkmadı. Çocuğuna bir kere bile baba demedi de bir kere bile yanımda yatmış bir insan değil. Sürekli... Başka kadınlarla oldu. Hmm. Siz de o yüzden çocuk istemediniz yani. Sizin de gerekçeniz bu. O yüzden istemedim. Ha. Çünkü bakmadı, hiç bakmadı. Yani ihmalkar bir eş var. Çocuğuna bakmayan, yuvasıyla ilgilenmeyen bir koca var. Siz de çocuğunuzu evet. kaybettikten sonra tekrar aynı acıları yaşamak istemediğiniz için dediniz ki ben çocuk evet. istemiyorum dediniz. Ha, şimdi ya. Anlaşıldı. Evet. Yani kutsal... O da bana dedi ki evinde otur dedi. Ben en azından dedim çocuğumun dedim hani birisine sahip çıkmadım. En azından dedim ölüsüne saygın olsun dedim.
Hani onun için dedim gene evlenmek istiyorsan evlen ama dedim benim canımı yakacak bir şey yapma. Yemin etti, onu dedi, bunu dedi. Ve ben ona o kadar insanlık yaptım, iyiliğime karşılık. Abi beni rezil etti. Tamam yani şimdi sonuçta bunların hepsi yaşandı, geride kaldı. Eşiniz yeni bir yuva kurdu, ayrıldınız. Eşiniz evlendi, evet. Doğru mu? Eşiniz evlendi. Ne kadar oldu? Kaç yıl oldu, evet, evleneli? Birkaç ay oldu. Ha, daha yeni birkaç ay oldu. Şimdi hocamıza, evet, sorunuz ne burada sizin? Şimdi evlendiğinde ben arayıp da kesinlikle rahatsız etmedim. Ben sadece Allah'a havale ettim. Sadece dedim bana yaşattıklarını dedim. Evet. Rabbim sizi de yaşatsın dedim. Hani çünkü benim çok canım çok yandı. Yani siz beddua ettiniz. Ettim, evet. Çünkü canım çok yanıyor ve haklı yere bunu söylemek zorunda kaldım ki aslında öyle bir insan değilim ama canım çok yandı. Tamam, sorunuz şu o zaman önce, sizin. Evet. Evet. Birkaç gün önce eşim beni aradı. Evet. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim, sağ ol dedim. Evet. Hani ben de dedim ki evlendin, yuvanda kaldın, beni rahatsız etme. Ben çünkü dedim bazı şeyleri de atlatamadım. Hı-hı. Beni arama dedim. Evet. Ondan sonra bana dedi ki sen dedi eşimi aram, diğerini aramışsın dedi. Ben dedim diğerini arayacak bir karakterde bir insan değilim dedi. Hı. Yani şu anki evlendiği insan benim üzerime yalan konuşuyor. Beni aradı, bana şöyle böyle söyledi diyor ama bunları ben yapmadım. Anladım. Rahatsız oluyorsunuz bu durumdan dolayı. Evet, ayrılmışlar. Ve ben bunu bugün de kapatmak istiyorum. Yani hocamın deyişiyle bugün ben bu yaraları bugün kapatmak istiyorum. Evet hocam, bugün ben diyor, şey bugün yani artık buna bir son vermek istiyorum. Aklımdan, zihnimden, yüreğimden bu bütün yaşadıklarımızı atmak istiyorum ve sizden tavsiye istiyor. Ve bu arada da beddua etmiş, yani evlendikten sonra eşine ve şu anda evli olduğu ailesine beddua etmiş. Doğru mu yaptı? Beddua edebilir mi? Hakkı var mı? Beddua etme hakkı var ama etmese daha iyi olur. Evet. Yani bu şu son teklifi gayet güzel. Adeta sanki kötü yeni bir sayfa açacağım gördüm diyor yani. Yeni tertemiz bir sayfa açacağım. Artık orayla da uğraşmayacağım. Sevabı, günahı onların kendisine aittir. Öyle düşünecek ki doğrusunu yapar. Doğru olan bu. Yani doğru, siz doğru karar almışsınız. Yani hatta bedduadan da vazgeçmeyin. Beddua da etmesin diyorsunuz. Evet. Artık bundan sonra o zaman yeni bir sayfa açacağım diyorsanız buna odaklanmanız gerekiyor doğru herhalde sizin. Hanımefendi. Cenab-ı Hak yeni hayırla kapatsın. Gerçekten maddi ve manevi olarak psikolojikmen çok etkilendim ve hala atlatmış değilim. Atlatamıyorum yani, ben yatamıyorum artık. Kolay değil bir sürekli evlat. Sürekli beynimde. Kolay değil bir evlat kaybetmişsiniz. Kazada çocuğunuz ölmüş. Sonra arkasından bu yaşadıklarınız ve arkasından boşanmayla sonuçlanmış. Bir yuva yıkılmış. Kolay Cenab-ı değil. Cenab-ı Hak hayırla kapatsın. Allah müfettihul evvaptır. Kapılar açan Mevla. Hayırlı, mutlu bir yuvanın kafasını atsın. İnşallah hocam da böyle, evet, güzel bir duada bulundu. Amin diyelim biz de. Amin. Peki. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bir telefon daha alacağız hemen. Hoş geldiniz. Hocam hep sıkıntılar, sorunlar ailede. Ya doğru efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Selam. Hayırlı cumalar, buyurun. Ben annemin aklını sürekli kurcalayan bir soruyu paylaşmak istiyorum. Ben onun için aradım. Evet. Şöyle bir durum var. Annem, ablamın çocuğu daha 3 aylıkken, ablam evde yokken çocuğun ağlaması üzerine çocuğu emzirmiş. Arkadaşları sürekli anneme sen çok büyük bir mebalın altındasın, süt kardeşi ettin bütün torunlarını, artık onlar birbirleriyle evlenemezler ileride isteseler. Böyle sorular yöneltmişler anneme, böyle yanıtlar. Annem sürekli aklını kurcalıyor. Bunun acaba değeri nedir? Şimdi acaba bir sorup paylaşmak istedim. Şöyle soralım o zaman. Bir kadın torununu emziriyor, doğru mu? Evet. Evet, torununu emziriyor ve aileden de tepkiler geliyor buna. Niye böyle, evet, bir şey yaptın diye. Annenize, evet, tepkiler var yani. Hemen tepkiler, evet, de doğru değil. Kadıncağız çocuğu emzirmiş. Kötülük etmemiş, iyilik etmiş. Ne var yani şimdi? Yeni duruma dikkat etmeli bundan böyle dikkat etmeli. Yani bir kere o çocukla kimler süt kardeşi olabiliyor, onun bir hesabını yapmalı, ona da dikkat etmeli. İşte o kadar. Yok sen emzirdin, kötülük ettin diyerek kadıncağıza baskı altında bulundurmanın yeri yok. Evet. Hocam
kötülük ettim tarzında değil de yani artık bu annemin torunları, iki ablam var benim, onların da çocukları var. Bunlar artık süt kardeş mi, bunu merak ediyoruz. Ha, onlar artık süt kardeş mi diye soruyor. İki ablam var diyor. O çocuklar süt kardeş mi? Dur bakayım, onun hesabını yapmamız şimdi lazım. Şimdi anne, sizin ablanız büyük küçük mü? Küçük ablamın çocuğunu evet, emziriyor. Annesi küçük ablasının bebeğini emziriyor. Yani şimdi bak, annenin kaç tane çocuğu var idiyse bu çocuk yeni aileye girdi, bu da kardeş oldu. Bu da kardeş oldu. Yani torunlarla ilgili bir durum söz konusu değil o zaman. Çünkü kardeş yani... kardeşleriyle ilgili bir durum söz konusu. Vallahi bunu böyle güzelce yazıp düşünmemiz lazım. Yanlışlığa mahal olmaz. Peki o zaman hatta verelim. Kalın reklamlar, tamam. Biz bir hesap evet. Edelim. Peki reklamlardan sonra. Evet, yeniden birlikteyiz. Reklam arasında da biz sorulara cevap bulmaya çalıştık hocamla, çünkü arayan izleyicimizin sorusu yerinde bir soru ama biraz hani düşünmek gerekiyor. Tabii, etraflıca tabii. Tartmak gerekiyor. Çünkü hayati bir mesele. Evet, evet. Yeniden merhaba diyelim izleyicimize. Hatta mısınız hala? Evet. Merhaba tekrar. Yeni telefon mu bu? Biraz evvelki arayan hanımefendi mi? Evet, alo. Alo. Kapattı. Şöyle diyelim, izleyicimiz dedi ki annem kız kardeşimin evlat çocuğunu emzirdi. Çok ağlıyordu, susması için emzirdi. Bu durumda süt kardeşliği meydana geldi mi torunlar arasında diye sordu. Anneme bu konuda aile içinden baskı var dedi hanımefendi. Hocam şimdi... O baskı doğru değil. O baskının doğru olmadığını söylediniz. Kimlerle süt kardeşliği olur? Şimdi adeta bu yeni çocuk... Üç çocuğu var idiyse dördüncüsü olmuş. Yani teyzesiyle ve dayısıyla süt kardeşliği meydana geldi. Onlarla süt kardeşliği meydana geldi. O halde onların çocukları da nikah olmaz. Ha, onların çocuklarıyla da süt kardeşliği meydana gelmiş oluyor. Dolaylı olarak öyle oluyor. Zaten nikah olmaz diyorsunuz. Doğru. Evet. Peki. Yeni telefon mu? Biraz evvelki izleyicimiz mi hatta? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Teşekkürler, hayırlı cumalar. Buyurun. Ya bir sorum olacaktı. Evet. Ya ben 5 aylık hamileyim. Acaba ben çocuğumun cinsiyetini öğrensem günah mıdır? Ne dedi, ben tam anlayamadım. Tekrar eder misiniz? Dedim 5 aylık hamileyim. Çocuğumun cinsiyetini öğrenmek istiyorum. Acaba günah mıdır? 5 aylık hamilesiniz. Evet. Çocuğunuzun cinsiyetini öğrenmek istiyorsunuz. Günah değildir. Evet. Günah mıdır? Bunun mahsuru var mıdır önceden öğrenmekte? Günah değil, mahsuru yoktur. Günah yoktur. Değildir. Öğrenebilir tabii. Mahsuru yoktur dedi hocam. Öğrenebilirsiniz dedi. Tabii. Var mı başka sorunuz? Yok, sağ ol, teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Peki, Allah bağışlasın diyelim şimdiden. Evet. Bir telefon daha var. Merhaba. Merhaba. Az önceki. Evet. İzleyicimiz. Evet. Hat düştü. Şimdi siz... Tekrar eder misiniz? Özet çok kısa. Dediniz ki annem torununu emzirdi. Süt kardeşliği kimlerle meydana gelmiştir? Evet, 3 aylıkken emzirdi. Lakin annem 50 yaşındaydı bu olay gerçekleştiği zaman. Ve yani herhangi bir çocuğun süt emme gibi bir durumu olmadı. Bir kere mi emzirdi? Bir kere emzirdi. Evet hocam. Bir kere emmesiyle bile Hanefi'ye göre yine kardeşlik meydana gelir ya. Evet. Sütü yoksa hocam? Sütü var mıydı, yok muydu? Sütü yok. Ya sütü yok. Sütü yoksa mesele yok ya, değil mi? Öyle değil mi? Ama şimdi biz soruyu direkt öyle alıyoruz. Yani emzirdi deyince bunu hani... Emzirdi deyince mecbur. Zaten soruyu öyle anlamak zorundayız. Memeyi emer süt gelir. Öyle değil, süt yok. Evet. Süt yok, mahsur yok. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hadi ömrüne beraber. Tamam. Evet. Yani emzirmeden bizim anladığımız yani sütün emmesi bebeğin çocuğun. Şu hayati bir mesele görüyor musun? Çok sütü emmesi. Yani zaten sütü yok. Tamam. Emzi sayılmıyor o zaman. Tabii. Sayılmıyor. Siz ne diyecektiniz? Vereceğim de ne diyeceksiniz? Bir duyayım ben. Ne diyecektiniz siz? Ben çalışıyordum. Evet. Tamam, biraz sonra gelelim. Siz de aynı şey. Süt kardeşliği ile ilgili mi? Tamam.
Peki sorular o zaman almaya başlayalım. Mikrofonu uzatalım, buraya bir uzatalım. Evet. Orada var. Oradan başlayalım. Aslında. Buyurun. Buyurun. Cumalar hocam. Sağ olun efendim. İki tane sorum vardı. Bir tilavet secdesi, bir de sevif secdesini öğrenmek istiyorum. Tilavet secdesi sevif ve secdesi. Sehif secdesini evet. Öğrenmek istiyorum diyorsunuz. Seccade var mı burada? Hocam uygulamalı. Tabii efendim. Yani bir Muhsin Bey öyleyse zahmet ya size. Sağ olun hocam. Şimdi seccade, tilavet secdesi. Mustafa abi. Hanımefendi de daha önce sorduğuna göre bana şimdi kıble, Muhsin Bey, kıble bu kıble tarafa öyle. Doğru. Evet, tamam. Bu tarafa doğru. Şimdi televizyonda hanımefendi mukabele dinliyordu. Tilavet secdesi ayeti geçti diye de televizyon oraya bir uyarıda bulundu. Evet. Şimdi dinleyen hanımefendi ne yapacak? Hemen kalkıp nasılsa abdestli de dinliyor. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için zahmet ya Muhsin Bey ha. Estağfurullah. Şimdi niyet ettim ya Rabbi senin rızan için tilavet secdesi yapmaya Allahu Ekber. Şimdi üç defa Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala. Şimdi Allahu Ekber Allah. Diyerek kalkıyoruz. Yok kalkıyoruz, ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalkıyoruz, tekrar oturmuyoruz. Buradayız, tamam. Ha, Allahu Ekber diyerek kalkıyoruz. Gufranike Rabbena ve ileykel masir. Şimdi vacip bir kulluk görevi yaptık. Yani bunu ihmal etmemeli. Bunun adı ne? Tilavet secdesi. Tilavet eller secdesi. Bağlı falan değil değil mi hocam? Yok. Serbest şu an. Yani yatıyoruz. Aha. Bir secdeye vardık. Üç defa Sübhane Rabbiyel Ala dedik. Faz beş de, yedi de diyebiliriz. Şimdi Allahu Ekber diyerek kalktık. Gufranike Rabbena ve ileykel masir. Gufranike Rabbena ve ileykel masir. Dedik bitirdik. Affını dileriz ya Rab. Dönüşümüz ancak sanadır. Evet. Yani onun büyüklüğünü, ona olan saygımızı, bağlılığımızı böylece ifade ediyoruz. Bunun adı hocam? Bunun adı tilavet secdesi. Tilavet secdesi bu. Yani Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde tilavet secdesi ayeti geçer. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? 14 tilavet secdesi ayetlerini okuyan, secdeleri yapan kişi ne dilerse müstecab olur. Ne kadar önemli. Şimdi hanımefendinin ikinci sorusu. Sevif secdesi tamam. İkinci hocam, sorusu. Onu da unutuyorum. Ha, şimdi bakın. Sehif secdesi tekrar evet. O zaman. Şimdi sehif secdesini sordu hanımefendi. Sehif secdesi ne zaman yapılır? Evet. Vacibin, yani bak bu tabirlerimi yavaş yavaş söyleyeyim. Farzın tehirinden, vacibin terk veya tehirinden dolayı bir eksiklik meydana gelir. Bunun telafisi nasıl olur? Ama şimdi orayı söyledim de geçtik. Evet. Yani farzı nasıl tehir etmiş olurum? Vacibi nasıl terk veya tehir etmiş olurum? Değerli konuklarımız, evlerinizde ecza dolabı olur değil mi? Çok defa olur. Ha, onun gibi evlerinizde ilmihal bulunması gerekiyor. Şöyle sehpanın üzerinde duracak. Ya namazın vacipleri, kızım oku bakayım hele. Namazın vacipleri nelermiş? Ha, Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okumak vacipmiş. Ben onu yapmadım. Ha? Öyleyse bunu nasıl tamir edeceğim? Şimdi son oturuşta evet. Ettahiyatü'yü okudu Muhsin evet. Bey. Evet. Ettahiyatü'yü okuduktan sonra şimdi sağa ve sola ama sadece sağa verse de yeter. Hı. Sağa selam verdi. Tekrar, şimdi secde yaptı. Secde. İki defa secde yaptı. Şimdi iki defa secde yaptıktan sonra oturdu. Tahiyyat okudu. Salli barik okudu. Rabbena'yı okudu. Sağa sola selam verdi. Bunun adı da yanılma secdesi. Sehiv secdesi oldu bunun adı. Ama bakın şimdi ben detaya girmedim. Gireyim desem seyircilerimizi her an yorarız. Hocam son rekatta tahiyyata oturduğumuzda diyelim biz burada farzın birisini terk ettik. Yani ayaktayken. Tehir ettik. Tehir ettik özür dilerim. Farzı tehir, ettik. Tehir ettim. Vacibi. Vacip olan buradaki rükünlerden, vacip olan görevlerden birini tehir ettim veya terk ettim. Normal kılıyoruz. Normal kılıyoruz. Namazı, en son tahiyyatta, en son rekatta tamam. Selam veriyoruz bir kere sağımıza. Sabır. Şimdi en son oturduk. Evet. Tahiyyatı okuduk.
Sağımıza selam verdik. Verdik. Sola vermeden. Sola vermeden secdeye. İki defa secde yaptık. Kalktık. Tekrar. İki defa secde yaptık. Şimdi oturduk. Oturduk. Tekrar tahiyyatı okuduk. Salli barik okuduk. Rabbena okuduk. Sağa ve sola selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bitirdik sonra. Tamam şimdi. Efendim. Buna da sehiv secdesi biliyorsunuz. Bunun adına sehiv secdesi. Tamam. Anlaşıldı mı hanımefendi? Teşekkür ederim. Helal edin hocam. Ama asıl işi size bıraktı. Vacipleri nelerdir? He? Vacipler nelerdir? Şimdi onları da söyleyek dersek sanırım ki seyircimizi yorarız. Onu size bıraktık. Yani devletimizin bakın müftülüklerimizde, müftülük yayın evlerimizde olur. Yani ilmihal kitapları bu hiç zor değil. Ne olur? Torununuza deyin ki kızım oku bakayım şurayı. Ha, evimizde de ya ne var? Dini bir hava yaşamamız lazım. Hadi yatsı namazını cemaatle kıldık. Fatma Amener Resulü kızım sen okuyacaksın bugün. Oğlum Hüseyin Lev Enzelna'yı sen okuyacaksın. Ne olur evimiz Kur'an dinlesin ya. Evlerinizi kabre çevirmeyin buyuruyor Allah'ın Resulü. Evet efendim. Peki soru almaya devam edeceğiz hocam. Tabii. Bir telefonumuz varmış. Telefonumuzu tamam. Alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Ya ben size bir soru soracaktım. Benim beyim, biz çiftlikte kalıyoruz. Beyim çiftliğin sahibinden habersiz. Onun acıyla başka çiftliğin yükünü taşıyor. Bu çiftlikten aldığı herhangi bir şeyi, ücret veya verdiği bir şeyi evde yemem, kullanmam uygun mudur? Hani haramdır biliyorum ben ama sizin bilginiz nasıl? Efendim bir ücret olarak aldığı var. Bir de çiftlik... Yumurta veya ücret. İşte çiftlik sahibinin izni dışında alındıysa o helal olmaz tabii ya. Değil. Yani evet. Çiftlik sahibinin bu konuda bilgisi olacak. Bilgisi evet. Olacak. Evet. Rızası ya. Olacak. Evet. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Siz düşünemiyorum ben. Benim şimdi biraz şey ama kanamam var. Hani adet dışı kanamam var. Menopoz kanamam. Bu esnada namaz veya Kur'an okuyabilir miyim? Bu sebeple salmam gerekiyor mu her kanamam gelmemde. Adet dışı kanamam var diyor hanımefendi. Adet dışı kanama. Evet. Yani şimdi o... Her seferinde gusül abdesti alacak mıyım, abdesti alacak mıyım? Her sefer gusül abdesti falan gerekmez onda. Gusül abdesti eğer o devam oluyorsa hatta özür kanı olur ki diyelim öğleyin abdest aldı. İkindiye kadar o abdest geçerlidir. Bir başka abdest bozan hal görülmedikçe... O menopozdan dolayı olan kanama dolayısıyla iki namaz arasında o abdest geçerlidir diyorsunuz. Var mı başka sorunuz hanımefendi? Tamam hocam. Tamam Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. Evet misafirlerimizin sorularına geçeceğim. Hocam yorulmayın siz. Peki, arzu ederseniz buyurun. Evet nerede mikrofon? Kimde kaldı? Sizde buyurun. Merhaba diliyorum. Hayırlı cumalar. Mikrofonu rica etsem yakın tutar mısınız? Tabii. Evet. Hayırlı cumalar diliyorum hayırlı tekrardan. Hayırlı cumalar efendim. Benim sorum şu olacak. Hacca ve Ümre'ye gittikten sonra kapanmak şart mı? Teşekkür ediyorum. Hac ibadetini yaptıktan sonra, Umre'ye gidip geldikten sonra hocam kapanmak gerekir mi? Kapanmak şart mı diye soruyor. Ya Muhsin Bey, hanım kardeşimiz güzel bir soru sordu. Yani diyelim Umre'ye gittik veya... Hacca gittik. Cenab-ı Hak cümleye nasip etsin. Amin. Amin. Ne yaptım orada? Vaktiyle Allah'a verdiğim kulluk sözünü yeniledim. Hacer-ül Esved'in karşısında. Allahümme imanen bik ve tasdiken bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve ittibaen li sünneti nebiyike ve habibike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki Hacer-ül Esved'in içinde ruhlar aleminde Allah ile yaptığım bir konuşma vardı. Allah demişti ki Elestü bi rabbikum, sizin Rabbiniz değil miyim? Sizi yaratan, yaşatan, hayat, hidayet, rızık veren, ahiriniz, akıbetiniz, hidayetiniz, dalaletiniz, cennetiniz, cehenneminiz benim elimde değil mi? Evet ya Rabbi söz veriyoruz. Sana kulluk edeceğiz demiştik ya. Şimdi amma umre, amma hac, Hacer-ül Esved'i selamlayarak bu sözleşmemi yeniledim. Ama
Onu diyelim ki yılda bir defa hacca gittim, umreye gittim. Namazda her gün bunu diyorum. Namazda her gün bu ahdimi yeniliyorum. Ne diyorum mesela? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Veya bakın, Allahümme inna nestaînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Allah'ım senden yardım dileriz, sana kulluk ederiz, sana giden yoldan ayaklarımız kaymasın deriz ya Rabbi gibi. O halde yani ben haçtan geldim, umreden geldim, Allah'ın her emrine titizlik göstereceğim. Ama namaz içinde öyle, her gün. Haram haramdır, helal helaldir. Allah'ın her emri başım üzerine. Yapmadığım bakın, bari inkar etmeyeceğim. Allah'ın yapmadığım emri var. Diyelim ki yerine Allah getiremiyorsak korusun, inkar etmeyeceğiz. Alkole alışmışım. Ya Rabbi bundan bana tiksinti ver ya Rabbi. Biliyorum bu haramdır ama bir türlü nefsime söz duyuramıyorum. Beni bundan uzaklar. Ne olmuş da haram olmuş, ne var yani? İçki iç de biraz insanca iç derse Allah korusun. Bunun şakası bile doğru değil, değil mi hocam? Efendim? Bunun şakası bile doğru değil. Şakası. Tabii şakası. Şakası doğru. Bile doğru. Yani evet. Şey gider, bütün Muhsin Bey hep sil baştan olur. Bütün ameller gider. Yani çok büyük bir kayıptır bakın. Çok önemli bir şeydir bu. Peki. Allah'ın kesin bir hükmünü hafife almamalı. Peki. Mikrofon nerede? Var mısın? Başka sorunuz yok değil mi? Sizin mi vardı? Önden kimin sorusu vardı? Evet. Soracaktı. Buyurun. Buyur. Ben deminki kadının yakın. Ben deminki kadının konuştuğunu söylemek istiyorum. Süt emziren. Süt emziri dedi ya. Süt emziren. Evet. Ben de emdirdim torunumu ama benim çocuğum yoğdu, büyük çocuklarım. Gelinim çalıştığı için çocuğum durmuyordu. Emdiriyordum da. Öyle süt tamam. Gelmiyordu da öylesine yani çocuğum ağlamasın diye yani emdirdim. Yani çocuk sussun diye hocam. Demek süt evet. Gelmiyor. Evet. Ama çocuk sussun, o bir şu yalancı meme verir gibi evet. Bir şey bu. Ben de öyle emdiriyordum evet, tamam. Ama doğru. Bilmem ha, onun bir hatası olur mu yani? Yok yok tabii kardeşlik olmaz. Bundan süt kardeşliği meydana gelmez tabii, zaten. Evet. 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 İlla sütün midesine geçmesi lazım. Evet. Evet. Peki bir dakikalık çok kısa bir aramız var. Az sonra birlikte olacağız tekrar. Evet. Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler, kıymetli misafirler. Çok soru var. Twitter'da da bakıyoruz. Orada da çok soru var. Telefonlarda bekleyen izleyicilerimiz var. Mikrofon kimde? Sizde kalsın. Bir telefon alayım müsaadenizle ondan sonra size döneceğim. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Evet. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Buyurun. Ben hocamıza bir sorum vardı. Evet. Hocam iyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Sorunuzu duyalım. Hocamız duyuyor sizi. Buyurun. Hocam, kürtaj yaptırmak günah mıdır? Biraz bizi, yani beni bilgilendirir misiniz bu konuda? Bir de insanın kendi canına kıyması günah mıdır? Hani intihar etmek günah mıdır? Evet. Hocam, duyabildik mi? Birinci sorunun... Kürtajla ilgili sorusu. İlk sorusu kürtajla ilgili. Bir de cana kıymakla ilgili sorusu var. İki ayrı soru sordu izleyicimiz. Evet. Efendim, ikisi de aslında cana kıymak. Yani kürtaj... Hiç dünyaya gelmemiş bir ceninin canına kıymaktır. Cinayettir, haramdır. Rabbimiz rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyiniz. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Rabbimiz böyle buyuruyor. İnsanın kendi canına kıymasına gelince intihar o da haramdır. Bir başkasını öldürmek nasıl haramsa, kendi canına kıyması da o şekilde haramdır. Evet, kişi neyle intihar ederse... Evet, buyurun. Devam edelim. Bir tane sorum varsa hocam, cevap istiyorsan bir tane soru sormak istiyorum. Bu sorularınızın, ben bir şey sorabilir miyim? Böyle bir durum mu söz konusu da sordunuz, yoksa bilgi edinmek amacıyla mı sordunuz? Yok, bilgi edinmek amacıyla hani soruyorum. Tamam, tamam. Evet. Diğer sorunuzu duyalım. Hocam, ben de başı açık bir bayanım. Kapanmak çok istiyorum. Ama eşarabı taktığım zaman
hani içim böyle çok daralıyor. Sanki böyle bir kuyunun içine düşmüşüm de o kuyudan çıkamıyorum gibi oluyorum. Hani boğazıma eşarbiyesini taktığım zaman yani bunalıyorum eşarbın içinde. Neden acaba böyle oluyorum? O konuda bir bilgi istiyorum hocamdan. Evet. Hani neden acaba bu, hani çok istiyorum kapanmayı ama bir türlü kapanamıyorum. Hani kapansam içimdeki vesvese durmuyor. Hani anladım. Sanki daracık bir kuyunun içine girmişim de böyle bunaltıyorlar gibi oluyorum. Peki hocamız bunu cevaplar inşallah da ben şunu soracağım. Tesettürlü arkadaşlarınız var mı hiç? Var, evet var. Peki onlara bunu sordunuz mu? Sordum. Ya onlar hani diyorlar kapanmak güzel bir şey. Tamam ben de istiyorum. Kapanıyorum. Fakat eşarbın içinde duramıyorum. Eşarbın boğazımı sıkıyorlar gibi. İşte bu durumu onlara sorsaydınız keşke. Yani bu durumu çünkü onlar tesettürlü sonuçta. Böyle bir durum yaşıyorlar mı onlar da? Ya da yaşamışlar mı? Yaşadılarsa bunu nasıl çözmüşler? Sorsanız belki faydası olurdu. Hocam siz ne diyorsunuz? Efendim bakın, kapanmak istiyorum ama Kabe'nin gölgesindeki dualarımızdan biri şu. Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel kufra vel fusuka vel isyan ve ec'alna minel raşidin. Esasen bir ayeti kerimenin duaya çevrilmiş şeklidir bu. Allah imanı size süsledi. İtaatı size güzel gösterdi. Yani bazen olur ki namaza başlamamış kişiye namaz çok ağır gelir. Çok ağır. Ama namazla da insan ruh banyosudur. Miraçtır. Yani her türlü sıkıntılardan arınmadır. Namaz öyle yani. Alışmayan, kılmayana oldukça zor, oldukça ağır gibi gelir. Yani düşün ki Hubeyb Hazretleri ne idam edecekler de müsaade ederseniz iki rekat namaz kılayım diyor. Namazdan sonra diyor ki eğer ölümden korkuyor da ondan uzatıyor diyeceğinizden çekinmeseydim kolay kolay selam vermek istemezdim. Namazdan müthiş zevk alıyor demek ki. Allah'ın huzuruna varmadır. Allah ile konuşmadır. Biricik sevgili ile namaz. O yüzden insan o güç gelmemeli. Rabbimizin her emri de bize cazip. Bildiğim bilmediğim faydaları vardır. Kapanmak da bununla ilgili olarak. Aynen öyle. Evet. Yani bildiğim bilmediğim hikmetler var. Rabbim emrin başım üzerine. O daralmayı böyle mi atacak hocam? Efendim? Yani Rabbim emrin başım üzerine deyip o daralma hissini bu şekilde mi atsın diyorsunuz? Tabii onu atacak. Evet. Değil mi ki sen emrettin? Bitti, bana itaat etmek düşer. Ama bu emre uymayan kardeşlerimiz de günün birinde uyacağım. Aklına bunu koymalı. İnşallah ya, günün birinde de uyacağım desinler. Bu emrine uymak istiyorum. Evet. Her emrine. Hocamızı esas. Duydunuz mu? Evet. Duydum. Çok evet. Sağ olun hocam. Peki. Sağ olun efendim. Peki. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Hayırlı cumalar. Sağ olun efendim. Bir telefon daha alacağız ama kısaca bir sizin sorunuzu duyalım ondan sonra. Buyurun, söz vermiştim. Buyurun. Hocam Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Ben sürekli elimi kolumu böyle bağlayarak oturuyorum. Bunun günah olduğunu ve kısmetlerimizin bağlandığını söylüyorlar. Nasıl oturuyorsunuz? Gösterir misiniz tekrar? Efendim? Gösterir misiniz tekrar? Şu şekilde. Sürekli böyle oturuyorum. Yani eğer el işi yapmıyorsam, kitap okumuyorsam bu şekildeyim. Yani otobüste, evde veya burada da sürekli böyle oturuyorum. Ve bunun da günah olduğunu ve kısmetlerin bağlandığını söylüyorlar. Yani şu hareketin diyorsunuz. Evet, bu hareket. Ben göstereyim. Şu hareket. Doğru. Rahmetli babaannem de öyle derdi. Yani, oğlum öyle yapma, kısmetin bağlandığını derdi. Hakikaten bazı edep, ahlak kitaplarında ben de öyle okudum. Yani o bir sanki şu çaresizlik. Çaresizlik, ümitsizlik ifadesiymiş gibi bunu da bir alışkanlık haline getirmemeli değil mi? Evet. Beden dili olarak da herhalde çok hoş olmuyormuş bu öyle derler. Hani kapalıyım, seninle iletişim kurmak istemiyorum anlamına geldiğini söylerler yani. Farklı yorumlayanlar da var. Evet. Özgüven ifadesi olduğunu söylerler falan. Bunun değişik yorumları da var. Evet. Evet. Ama hocam dinen herhalde bunu yapmakla kısmet yani bağlanmaz. Alışkanlık haline getirmemeli. Devamlı böyle değil. Çünkü bu elbette bakın şu bazı fiziki hareketlerimiz mesela böyle edersem nedir bu? Bir şeye sevindim demektir değil mi?
Ya elimi yüzüme koydum, düşünüyorum böyle bir matem, böyle bir keder. Bunu da doğru bulmuyor. Bu elleri böyle yapmak da sanki bir ümitsizlik, çaresizlik işareti gibi. Bazı edep, ahlak kitaplarımızda demek ki bunu bir alışkanlık haline getirmemeli. Alışkanlık haline getirmemek lazım. Peki, evet. Mikrofonu uzatalım öne doğru. Bir telefon alacağım hemen. Merhaba. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Buyurun. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Televizyonun sesini kısalım lütfen. Televizyonun sesini kısalım lütfen. Benim sen çok. Evet. Eyvah, kısamadı. Arkadaşlarım bir rica edelim, uyarsınlar, biz sorunuzu duyalım. Buyurun. Sağ olun efendim. Ölmüşlerimize dua göndermek için illa mezarlığa gitmemiz gerekiyor tekrar mu? Tekrar eder misiniz, duyulmadı? Ölmüşlerimize dua göndermek için illa mezarlığa gitmemiz gerekiyor mu, yoksa evden de okuyup ruhlarına gönderebiliyor muyuz? Bulunduğumuz yerden okumakla da olur. Ama zaman zaman mezar ziyaretinde de fayda var. Mesela Hazreti Ayşe annemiz geliyor, soruyorlar, müminlerin annesi nereden geliyorsunuz? Kardeşim Abdurrahman'ın mezarını ziyaret ettim de oradan geliyorum. İnni kuntu nehaytukum an ziyaretil kubur. Ben kabir ziyaretini önceleri men ediyordum, şimdi müsaade ediyorum. Hem ona rahmet okursunuz hem de siz empati yaparsınız. Mezarlardan gelen şu sesi duymalı. Ama ben bunu bir mecazi manada söylüyorum. Gerçekten mezardan söz duyacağız diye düşünmemeli. Ya naziran bi kabri ve mütefekkiren bi emri. Ey kabrime bakan ve beni düşünen kişi. Dün ben senin gibiydim. Yarın sen de benim gibi olacaksın. Mezarlığı ziyaretten maksat duadır. Bugün bana ise yarın sanadır. Bu sözü duymalıyım. Niye? Bakın bizim eski İstanbul'umuza bakın. Böyle mesela gidelim hemen çok yakınında bulunduğumuz Ebu Eyyubul Ensari Hazretlerinin hemen haziresinde tarihi mezarlar vardır değil mi? Tarihi mezarlar. Bütün tarihi camilerimizde öyle. Şehrin girişinde ve çıkışında öyle. Şehre giren ölümü düşünsün, şehirden çıkan ölümü düşünsün. Yani o yüzden zaman zaman mezar ziyaretinde de fayda vardır. Kadınların gitmesinde de bir mahsur yoktur. Bu. Yani evet. Bulunduğu yerden de evet. Gönderebilir ama zaman zaman da ziyaret etmeliyiz. Peki. Sağ olun. Telefonumuz hazırmış, alacağım sizin sorunuzda. Merhaba yeniden. Hoş geldiniz. Alo. Yayındasınız, buyurun efendim. Hocam ben size bir sorum vardı. Evet. Açıyor oradan, böyle duyamıyor çünkü açıyor. Hocam ben size iki soru soracaktım acaba. Tamam, buyurun. Hocam benim kayınvalidenin babası 95 yaşındaydı. Onun banyosunu ben yapıyordum hocam. Sakal tıraşını yapardım, etek tıraşını yapardım hocam. Bana sana günah diyorlar hocam. Ben onu soracaktım size. Günah işlemiş miyim ben onun banyosunu, etek tıraşını? Onu evet. Şimdi birinci sırada, bu işin bakın birinci sırada bir yalnız ben Çankırı'dan arıyorum hocam. Samsun'da yazılmış. Yani bu muhterem dedemizi bir erkeğin yapması gerekirdi. Hadi erkek yok. Erkek bulamadık. O zaman bir hanım yapabilir. Herhalde siz başkasını bulamadınız. Bulamadığınız için siz yaptınız. Siz çok büyük sevap kazandınız. El hayru ma ekabirikum. Hayır, hayır, bereket büyüklerinizle beraberdir. Genç birisi yaşlı birine hürmet ve hizmet edecek olursa, kendisi yaşlandığında kendisine hürmet ve hizmet edecek kişileri Allah hazırlar. Hadis-i şerif
O yüzden sizi tebrik ediyoruz. Siz çok sevap kazandınız, hayır evet. işlediniz. Ama öncelikle bilinmesi gereken hocamızdan benim anladığım öncelikle bunu yapması gereken erkeklerdir. Tabii. Yoksa şayet. Varsa o yapacak. Gerçekte benim eşim kendisi kamyon şoförü olduğundan kayınvalidem yazlar köye gidiyor, kuşlar buraya geliyor. Babasının gözü görmediği için köye götüremiyor, zorluk çekiyor diye 95 yaşındaydı. Ben burada bakıyordum hocam, 16 yaşında, 33 yaşıma kadar ben baktım. Şimdi mefat etti. Onun banyosunu, etek tıraşını, sakal tıraşını hocam hep ben yapardım. Bana komşularım sana günah dedi, sana düşmez dediler hocam. Benim içime bir dert oldu, o yüzden... Hiç içine dert olmasın, sen sevap kazandın, sen hayır işledin. Sen yapmasan bir başka yapacak kişi yoktu değil mi? Evet yoktu. Hocam, bana tamam. Şöyle dua dedi. Ben aynı kendimi Allah'ın yanında gibi hissediyorum. Sen bana öyle bakın dedi. Ya hocam, tabii. Doğru. Duasını almış, hayır duasını almış. Doğru. Peki, teşekkür ediyoruz. Hocam, ben size bir sorum daha var. Sorabilir miyim? Peki, sorun bakalım. Hocam, benim babam vefat edeli 7 yıl oldu. Annem babamın borçlarını ödemiyor hocam. Ben çok anneme bu yüzden kızıyorum hocam. Hmm. Bana bir bilgilendirir misin? Peki, siz televizyondan cevabı dinleyin lütfen, olur mu? Çünkü televizyon sesi açık. Teknik sorun yaşıyoruz. Evet, hocam annem babam vefat etti 7 yıl önce. Annem babamın da borçları var. Annem bu borçları ödemedi diyor. Şimdi efendim, yani Muhsin Bey, zaman zaman söylüyoruz ya. Bir Müslüman cenazesine sıra ile yapılması farz olan 4 şey vardır. Nedir onlar? 1- Yıkanma, kefenlenme, namazının kılınıp usulü İslam üzere Müslüman mezarlığına defin. O farzdır. 1. 2. Bu kişinin, ölen kişinin mal varlığı var ise, borçları da var ise, ikinci sırada hemen bu iş yapılacak. Miras taksiminden filan önce borçları ödenecek. Kul hakkı ile huzur hakka gitmeyecek. 3. 3. sırada yapılacak iş, mal varlığı var ise, vasiyeti de var ise, mal varlığının üçte birinden geçerli olmak üzere vasiyeti yerine getirilecek. 4, mirası taksim olunacak. Demek ki bak, ikinci sırada borçların ödenmesi var. Hanımefendi, ben bundan rahatsızım. Babamın borçlarını annem ödemedi. Eğer babasından kalan mal var ise, mal varise taksim edilmezden önce borçlar ödenecek. Peki, sizin sorunuzu alalım. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Ben efendim. Hiç annemi babamı hiç rüyamda göremiyorum hocam. Niye acaba böyle? Yıllar oldu onlar öleli. Olsun, şart değildir. Evet. Siz illa babam vefat etti, annem vefat etti, rüyamda göremiyorum. Anlam çıkarmanın yeri yok. Biz gücümüz yetiyorsa onlar adına hayırlar evet. yapalım. Onlara fatihalar, hocam, Yasinler armağan edelim. Evet. Hiçbir türlü göremediğim için çok üzülüyorum. Bakın mesela Efendimiz'e soruluyor ya Resulallah. Yani biz geçmişlerimiz için bir hayır yapsak onların haberi olur mu diye soruyorlar. Efendimiz de buyuruyor ki size birisi bir tabak hurma gönderse siz memnun olur musunuz? İyi oluruz. İşte onlar da memnun olur. Onlar adına yaptığınızda memnun olurlar. Buyurun, sizin sorunuzu duyalım. Hayırlı cumalar hocam. Sağ olun. Benim çok merak ettiğim, bundan geçmiş yıllardaki namazlarımızın kazaları nasıl kılarız diye merak ediyorum. Yani bundan önceki kılamadıklarımızın, namazlarımızın kazalarını nasıl kılayım? Diyelim kaç yıl kılamam? Kaç yıl mesela kılamadınız diyelim? Bayağı mesela rahatsızlığım oldu, çok seneler önce kılamadığım senelerim çok var. Evet. Var. İşte bakın, bunun bir hesabını yapacağım. Ben namaza kaç yaşında başladıydım? 25 yaşında başladım. Halbuki en az 15'inde başlamam gerekiyordu. Tabii. Öyleyse bak, orada 10 yıllık borcum var. Tabii. 10 yıllık. 10 yıllık borcu artık bir takvim yapacağım. İşimi de aksatmadan şu şekilde ödersem şu zamana bitiriyorum diye bir plan program yapmam lazım. Onu siz hesaplayacaksınız yani. Kaç yıllık namaz borcunuz varsa
hocamız söyledi ya, hani kaç yıl onu siz biliyorsunuz. Evet. Hesabını yapıp bir takvim geliştireceksiniz kendiniz. Artık aylar mı, yıllar ama mı, işte ne kadar? Yeni yetişen, yeni yetişen yavrularımıza adam akıllı yetiştireceğiz de buluğ çağından itibaren mükellef olur olmaz. Evet. Yani bir vakit namazını bırakmadan kızımız, oğlumuz namaz ve Allah. Oruç gibi adetlerle. Hocam bir de şey sorabilir miyim? Evlilik bir kader midir? Evlilik, çok merak. Bak, kader midir yani? Kader olmadık hiçbir şey yok. Her şey kaderdir. Ama ben ne yapayım? Benim bu işte hiçbir suçum yok. Hiçbir ilgim yok. Demek durumunda değiliz. Değiliz. Kader nedir? Vaktinden önce olacak şeyleri Allah'ın bilmesine kader diyoruz. Yani şimdi bakın meteoroloji ilan ediyor. Efendim cumartesi gün İstanbul sağanak yağışlı evet. olacak diyor. Evet. O dedi diye mi sağanak yağışlı oluyor? Yok. Yok. O böyle olacağını ilmiyle biliyor. O yüzden büyük ihtimalle İstanbul cumartesi gün sağanak yağışlı olacak diyor ve o da oluyor. Bizim vaktinden önce nasıl hareket edeceğimizi Rabbimiz biliyor, onun adına kader diyoruz. Günü gelince de o şekilde gerçekleşiyor. Ama ben bilmiyorum. Vaktinden önce bunu bilmediğim için ben aklımı kullanmak mecburiyetindeyim. Hayırlısını, iyisini, doğrusunu, güzelini araştırmak mecburiyetindeyim. Ben ne yapayım? Benim kaderim neyse o olur diyerek işi kadere yıkamam. Evet. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sizin sorunuzu sağ alacağım ama bir telefon bekliyormuş. Onu alayım ondan sonra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar, buyurun. Hocama birkaç sorum olacaktı da. Elbette, buyurun. Kısa kısa alalım. Mesela 5-6 aylıkken hacca gittiğimizde o bebek hacı sayılır mı? Evet hocam. Nasıl Muhsin Bey, iyi anladınız mı? Hamileyken hacca gittik diyor, gidersek diyor. Evet. Bebek. Dünyada değil daha, değil mi bebek? Yani yok, hayır. Evet. Dünyada değil. Ne olacak peki? Hacı mı? Hacı sayılır mı diye soruyorsunuz. Evet ama hani evet. Her şey hani canlanmış bir şekilde 5-6 aylıkken. Bu çocuk hacı olur diye bir şey yok. Ama anne güzel. Fakat tabii anne elbette dikkatli olmalı. Bir izdiham yerlerinden filan sakınmalı. Rabbimiz kabul etsin. Allah kabul etsin. Bakın Ali Ulvi Bey'den şunu dinlemiş idim. Hacı Bayram Camii'nin imamı bir Zekai Efendi vardı. Ali Ulvi Bey de ikinci Mehmet Akif denilen mübarek bir insan. Bu milletin kara sevdalısı bir insan. Medine'de ikamet ederdi. Düşünün, o zaman otobüs yok, taksi yok. Medine'den hacca gittik diyor. Arafat'tan indik Müzdelife'de mehtaplı bir gece, böyle siyah çarşaflı bir kadın topluluğu, o Zekai Efendi hocası diyor ki Ali Bey oğlum bu kalabalık nedir diyor, git de bir sor diyor. Vardım, dedim ki diyor, Sudanlı bir grup, Sudan'dan gelmişler. Hocam sizin halinizi merak ediyor. Siz kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada bu topluluk? Dediler ki dün Arafat'taydık. Aramızda hamile bir gelin hanım var idi. Dün Arafat'ta doğum sancısı yaşadı. Burada da şimdi doğum meydana geldi de bu topluluğun sebebi bu. Ya bu nasıl çocuk ya? Müzdelife'de gözünü dünyaya açıyor. Bu nasıl gelin ya? Yani doğum sancısı yaşayarak Arafat vakfesi yapıyor. Ama motorlu vasıta yok, egzoz dumanı yok. Mehtaplı bir Müzdelife gecesi. Şimdi hanım kızımız 5-6 aylık hamile ama günümüzde hac yolunda çok izdiham oluyor. Hanım kızımız o işe dikkat etmeli yani. Bebeğine bir zarar gelmemeli ona göre. Yani izdihama girmemeli. Evet. Yoksa çocuğun hacı olması olmaması onlar söz konusu. Peki, değil. Peki diğer sorunuzu alayım. Birkaç tane soru var demiştiniz. Evet. Mesela nikah düşenlerle aynı
aynı ortamda oturmak, hani onlara hoş geldin demek için elini sıkmak falan haram diyorlar. Bu doğru mu? Evet. Peki bunun cevabını biz reklamlardan sonra alalım. Kısa bir aramız var. Hatta kalın, siz hatta kalın. Reklamlardan sonra diğer sorunuzu duyacağız. Peki, kısa bir ara. Evet, yeniden birlikteyiz. Bir telefonumuz vardı bekleyen reklam öncesi. Tekrar merhaba diyelim. Evet, tekrar merhaba. Sorunuzu duyalım bir kez daha. Diğer ikinci sorunuzu. Nikah düşenlerle aynı ortamda bulunmak, yani onlara hoş geldin demek için elini sıkmak haram. Tamam, bunu zaten sordunuz. Diğer sorunuz neydi? Mesela köy yerlerinde kadın erkek ayrı yerlerde eğlenirler. Kadınların saz sesiyle, yani erkek sesiyle eğlenmesi haram mı? Evet. Kadınların erkek sesiyle eğlenmeleri haram mı diye soruyor. Evet efendim. Diğeri de nikah düşen kişilerin aynı ortamda bulunmaları, evet, tokalaşmaları, el sıkmaları uygun şimdi mu diye. Nikah düşen erkekle kadın kendi edepleri, erkanları içerisinde bir arada bulunmalarında sakınca yok. Ama fela tahtane bil kavl. Ey hanımlar, erkeklerle konuşurken böyle kırıla döküle bir normal vekarla konuşma var. Burada bakın hanım kardeşlerimiz güzel sualler soruyorlar. Edeple. Usulüne uygun filan. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Ama nikah düşen erkekle kadın bir başkasının giremeyeceği kapısı kapalı yerde durmaları helal değildir. Değildir. Bunun adına halveti sahiha denilir. Canım ne var yani kayınbiraderim ya? Yani kayınbiraderimle elham, elmevt, o daha tehlikeli buyuruyor Efendimiz. Ölümdür, o daha tehlikelidir. Allah Resulü böyle buyuruyor. Hani demek ki nikah düşen erkekle kadın kapısı kapalı, bir başkasının giremeyeceği mekanda bulunmamalı. Üçüncüleri şeytan olur diyor Allah'ın Resulü. Peki hocam, tokalaşmak, hani bazıları almıyor, elinizi uzatıyorsunuz, hani tamam tokalaşmıyor. Tokalaşma da pek selamet değildir. Evet. Ama bazen oluyor, öyle bir mecburi durumlar oluyor ki Allah affetsin demek durumunda kalıyoruz. Ama imkan nispetinde bu tokalaşmadan da uzak. Son sorusu yani, kadınların... Hiçbir mahsuru yok gibi. Erkeklerle kadın olarak ben tokalaşayım, böyle değil. Evet. Kadınların erkek sesiyle eğlenmeleri dinen uygun mu? Eğlenebilirler. Bir arada yeter ki bakın orada da şu mahsur var Muhsin Bey. Yani kadınlar düğün yapıyorlar. Eğlenmek, oynamak filan hakları mıdır? Tabii öyle yapabilirler. Ama şimdi ora kamerayla al, erkeklere göster, bu doğru değil işte, değil mi? Yani şimdi telefon var, telefonla tespit ediyor, kamerayla tespit ediyor. Hanım eğlenmek hakkıdır. Onu sonra paylaşıyor düğün internet yapıyor üzerinden, o doğru düğünde, düğünde efendim görülmesi helal olmayan yerleri başka erkeklere görülecek filan. Yani kadınların kendi aralarında eğlenmelerinde bir mahsur yok. Kendi aralarında eğlenmelerinde hiçbir mahsur yok. Bir mahsur yok diyorsunuz dinen, evet. Ama ifşadan sakınmalı. Peki, teşekkür ediyorum size. Hayırlı cumalar diliyorum. Bir telefonumuz daha olacak. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Hoş bulduk, sağ olun. Buyurun. Benim İzmir. Bir sorum olacaktı hocama. Evet. Ben eşimden şiddet görüyorum. Ve eşim olur olmaz şeyler yapıyor. Ne yapmalıyım, ne yapabilirim? Eşinizden şiddet görüyorsunuz. Kaç yıldır evlisiniz? Evet. 6 yıldır. 6 yıldır şiddet mi görüyorsunuz yoksa sonradan mı başladı? Yok, baştan beri böyle. Baştan beri şiddet uyguluyor size. Evet. 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 Peki niye bunu yapıyor? Sorumsuz. Bir de şöyle bir şey var, hani telefonla konuşmaları var mesela, kadınlarla görüşmeleri var. Ben söylüyorum, her zaman yanındayım, her zaman destek çıkıyorum ama bir türlü hani ben haksızım, ben bunu yaptım demiyor. Her zaman dediğim dedik diyor. Ne yapabilirim? Çocuklarınız var mı?
tane kızım var. Allah bağışlasın. Ya. Allah bağışlasın. 3 çocuk var, eşinden şiddet görüyor. 6 yıldır evli ve 6 yıldır bu böyle diyor. Peki aile fertleri, anne baba, kayınvalide ya da diğer akrabalar bu durumdan haberdar mı? Biliyorlar mı bu durumu? Biliyorlar. Söyledikleri zaman kızıyor. Öğüdü sevmiyor böyle. Hani biri bir şey dediği zaman sevmiyor. Sert çıkışıyor. Evet. Efendim oğlumuz yanlış yoldadır. Yani kadına Rabbimize bu konuyu beyan ederken buyuruyor ki innallaha. Hocam ilgisi yok çocuklarla ilgisi mesela hani. İnnallaha aliyyen kebira. Allah daha yücedir, daha büyük. Yani ben erkeğim, ben ezerim. E tamam ezen ama bak senden güçlüsü de var ha. Keyfini ya, bu yanına kalmaz senin yani. Hocam her istediğini yapıyorum. Hani bir dediğini iyi etmiyorum. Ne dese onun yolunda gidiyorum. Her zaman tamam diyorum. Alttan alıyorum ama artık sabrım kalmadı. Yani ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Şaşırdım sizi arama. Hanım kızımız sen yine de sabır abidesi, sabır kahramanı ol. Hani her zaman diyoruz ya aile yuvasında sevgi, saygı, sabır, sadakat. Yani hani şu sevgiyle saygı azalmış, bari şu sabra yüklenelim. Herhalde, hocam saygı denen bir şey yok. Yani ya, ben ne kadar alttan aldığım zaman bak, daha çok bir şey. O zaman, evet. O zaman hanımefendi, yani şimdi siz diyelim ki her şeyi yaptınız olmuyor. Aile bireylerine söylediniz, onlar da ikna edemediler. O zaman bunun bir tek yolu kalıyor. Şikayet edeceksiniz. Yani ya ileri gitmek ya geriye gitmek. Şikayet edecek hocam. Ya doğru söylüyorum. Şikayet edecek. Ben bunu yaparım diyor. Ne demek kadına şiddet? Böyle bir şey var mı? Benim hayır bakın bu. Şikayet etseniz, şikayetçi olsanız. Hayır ben şiddeti de geçtim hocam. Hani tamam şiddeti geçmedim o da iyi bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Ben kadınlık görevimi yapıyorsam, evine geliyorsam, bir sıcak yemeğin varsa, bir çayın varsa, bir güler yüzü görüyorsan onu yapmayacaksın işte. Ne güzel yuvam var, çocuklarım var. Hani neden? Ama ben söylüyorum, her zaman da söylüyorum ama söylediğim zaman başka bir şey söylüyor ya da başka bir şeyle meşgale oluyor, başka bir şeyle ilgileniyor. Hani benim lafımı kaideye almıyor. Hocam doğru olmaz mı? Yani her yolu denedi, her şeyi denedi olmuyor. Polise girecek diyecek ki kocam beni dövüyor, şiddete maruz kalıyorum dese yanlış mı olur? Ya elbette. Ama bence Muhsin Bey o devletimiz... Ben de arkanızdayım, ben de korurum diyor. Doğru ama o noktaya iletmeden... 6 yıldır ne demek ya? O noktaya iletmeden eğer çare bulunabilirse çok daha iyi. Oğlumuz çok yanlış yoldadır. Zulmetmeye hakkı yoktur. Bakın, ben çok kestim hocam. Ben yeri o çocuklar nasıl yetişecek? Şu ortamda bu çocuklar stres içinde olmaz mı? O küçük kızlar. Hocam onların psikolojisi ya, onların nasıl olacak? Psikolojisine nasıl yetişecek, büyüyecekler bunlar? Tesir etmez mi? Oğlumuz sorumsuzluk ve şımarıklık içinde bu yanına kalmaz. Yanlış bu. Bu yuvada huzur olmaz. Evet. Nasıl şiddet görüyor? Ben söylediğim zaman şiddetle uyguluyor. Hani niye böyle yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Aynen öyle. Yani elin kadınları benden daha mı değerli? Neyi var yani? Niye böyle yapıyorsun dediğim zaman üstüme geliyor. Hadi ya susacağım ya da hanım kızım, söylediğim zaman üstüme gelecek. Diyelim ki öyle alacağını şey alamadı, elektrik yüklendi, var hanıma vur. Ha? Vereceğini veremedi. Yok hocam başka nedenleri var. Ya başka demek ki başka ilişkileri var beyefendinin. Ondan siz onu kastediyorsunuz değil mi? Evet. Onu kastediyorsunuz. Yani dışarıda görüştüğü başka kadınlar var. Hanımefendi de haklı olarak sen yani evli bir adamsın. Dışarıda başka kadınlarla görüşemezsin diyor. Ondan dolayı da şiddet görüyor. Evet. Bu arada ben Samsun'dan arıyorum hocam. Evet. Peki. Evet. evet ya. Allah sabırlar versin. Ne yapabilirim? Yıldır... Hani nasıl yapabilirim? Sabır mı göstereyim yoksa vallahi bırakıp gideyim mi? O çocuklar hanım kızım var, hemen benim o... 3 tane kızım var. Biri 4 yaşında. Bakın bırakıp gitme meselesi en son çaredir. Bilmem ki biraz da hani velâ tecessesû kusur araştırmayın. Biraz da sen üzerine biraz kıskançlık yaptı ondan mı oldu diye aklıma o evham geliyor. Yani oğlumuzun üzerine vardıkça onun neticesinde mi biraz da böyle oldu? Şimdi hocam, hemen kendi halinde de bırakıyorum ama daha çok yapıyor. Bu defa üstelemediğim zaman
ben nasıl olsa yapıyorum hani. Demek ki kötü bir şey yok bunda der gibi. Bu defa da daha çok yapıyor hani. Bıraktığım peki, zaman daha felaket. Peki yani bu oğlumuza müdahale edecek bir büyük yok mu? Kur'an'ımız ne diyor bakın? Ve in khiftum şikaka beynihima, gelinle güveyin arasının açılmasından endişe ederseniz Allah'tan korkun, seyirci kalmayın. Hanım tarafından aklı başında bir adam, erkek tarafından da, onlar durumu düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Oğlum ne yapıyorsun sen diyecek biri lazım, bir büyük lazım yani. Evet, ailede de öyle birisi yok mu? Ben söylediğim zaman seni açıkta bırakmıyorum. Yapıyorum her istediğini. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Siz vazifelerinizi yapıyorsunuz. Hocamın sorduğu başka önünde, bir şey. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Yani sırf yeme içme meselesi değil. O ben huzur, de gönül huzuru var ya. O gönül huzuru o yemeden içmeden çok daha ileridedir ya. Evet. Evet. Hocamızın sorduğu başka bir şeydi. Aile büyüklerinden birileri bu konuda devreye giremiyor mu? Bu konuya müdahale edemiyor mu diye sordu size. Giriyorlar söyledikleri zaman eşim kendilerinden küsüyor ya da gitmiyor, uzaklaşıyor. Ha, onlardan da uzaklaşıyor. Onları dinlemiyor diyorsunuz. O zaman evet. Başka yol kalmıyor hocam, şikayet edecek. Yani devletimiz dersini yani verecek. Şiddet görüyorsa değil mi? Tartışma tamam. Hani insan her ailede olur, tartışırsın. Hani birkaç hocam, gün küsersin şey belki var. Ama hani şiddet farklı şiddet bir şey yani. Evet. Sürekli şiddet görmüyorum. Şöyle bir şey var, söylediğim zaman yapıyor ama yaptığı zaman da çok kötü oluyor. Vurduğu zaman da daha kötü oluyor. Eşinizin kötü alışkanlıkları arasında alkol var mı peki? Yok. Alkol yok. Şunu söyleyelim, İslam edebine göre erkeğin hanımına şiddet uygulaması asla uygun değildir, caiz değildir. Dinen yani, uygun değil. Öyle değil. Yani evet. Sevgili Peygamberimiz en güzel örnektir. Mübarek yüzünden tebessüm hiç eksik olmamış. Bakın şimdi Hafsa annemiz yemek hazırlamış, bir tabak getiriyor. Ayşe annemiz eline vurunca tabak düşüyor, yemek dökülüyor, tabak kırılıyor. Efendimiz anneniz kıskandı diyor. Anneniz kıskandı diyor. Hazreti Ayşe annemiz kıskandı diyor. Hazreti Hafsa'ya yeni tabak gönderiyor ve o yemeği de topluyor. Topluyor. Ya, o nasıl sabır yani? Allah Resulü'nün sabrına bakın. Peygamberimiz mi topluyor? Tabii ya. Düşen, dökülen yemekleri topluyor. Allah Allah. Kırılan tabağın yerine yenisini gönderiyor. Annemiz demek kıskançlık yapıyor herhalde. Evet. Allah sabırlar vuruyor, versin. Vuruyor, tabağı yere düşürüyor ya. Peki Allah sabırlar versin. Hocamızın tavsiyelerini dinlersin zaman, inşallah. Her zaman yanındayım. Her zaman destek çıkıyorum. Çok peki. İdare ettim. Çok yanında kaldım. Destek Allah sabırlar versin. Olmuyor. Allah sağ aydınlığa kavuştursun. Allah aydınlığa kavuştursun. Diyoruz. Evet peki. Efendim. Teşekkür ediyoruz. Samsun'a selamlar. Teşekkür ederim. Var mı telefonumuz? Bir iki hocam soru vardı. Onlar kimde kaldık? Söz size. Evet buyurun. Hocam eskiden bizim genç çocukluğumuzda, gençliğimizde diyeyim, bir mefta olduğu zaman kadın ne camiye giderdi ne mezarlığa giderdi, evde salavat çekilirdi, helvalar kavrulurdu. Şimdi evlerde hiç kimse kalmıyor. Kadınlar hep hem camideler hem mezarlıktalar. Bu ne kadar doğru? Bir de mesela kılamadığımız namazları, oruçları bir paraya çeviriyorlar, fakire veriyorlar. Bu ne kadar doğru? Ha, güzel sorular. Tamam. Demek sizin gençliğinizde böyleydi durum. Vefat olunca kadınlar evde dururlar. Camiye de gitmezler. Mezarlığa da cami, gitmezler. Mezarlığa da gitmezler. Evde Fatiha okurlar filan. Şimdi ama günümüzde mezarlığa gitmelerini ben de doğru bulmuyorum. Aynen Efendimiz de hadisinde böyle buyuruyor. Yani mezarlığa gitmeleri, mezar ziyareti caiz dedik de mezarlığa defin için gitmeleri uygun değildir. Mezar ziyareti tamam mezar ziyareti ama defin ayrı. İçin gitmeleri tabii, uygun evet, değil tabii. Diyorsunuz. Cenazeyi defin için gidiyor. Bakıyorsunuz ki dediği gibi hanımlar da gelmiş. Lüzumunda camiye de geliyorlar ama cenaze namazı da kılmıyorlar. Öyle bir köşede bakışıp duruyorlar. Ya ben olayım kılarım. Ben bir kadın olayım, hemen ben de arkada, arka safta yerimi alırım
ve cenaze namazını kılar. Ha, hocam o zaman şöyle diyeceğiz. Yani madem cenazeye gidiyorsunuz o zaman namazda kılın. Hiç olmazsa namazı evet. Kılın. Ama şöyle bir şey biliniyor. Değil mi? Kadınlar cenaze namazı kılamaz diye belki biliniyor. Kılamaz değil de bakın ülkemizde öteden beri hanım kardeşimizin anlattığı gibi eskiden beri madem erkekler kılıyor, erkekler kılınca hanımlardan da sorumluluk gidiyor. O halde belki de güvenlik böyle değildi, bilemiyorum. Kadınların dışarı çıkması pek uygun görülmüyordu. Sen hanım evde otur, biz bu cenaze işini yaparız. Öyle oluyordu. Madem şimdi kadın dışarıda, o halde cenaze namazını da yani uygun kıyafetiyle ve dinimizin öngördüğü şekilde dinimiz ne diyor? Erkekler önde, kadınlar arkada cenaze namazını kılabilirler. Yani bizim kadınlar hiç cenaze namazı kılmadığı için bakın hacca umreye gittiklerinde Muhsin Bey sıkıntı yaşıyorlar. Orada hemen neredeyse 5 vakit namazın arkasında cenaze namazı kılınıyor. Ben hanımlardan çok duydum. Hocam bir namaz kıldık da o neydi hocam filan öyle soruyor. Bilmiyor çünkü. Çünkü biz Türkiye'de kadınımız hiç cenaze namazı kılmamıştır. Orada bir bebek cenazesi geliyor. Yüz binler ayağa kalkıyor. O cenazenin söylüyor imamın söyleyişinden biz anlıyoruz. Yani kız çocuğudur filan erkek çocuğudur söylüyor. Biz namazını öyle kılıyoruz. Hemen her vaktin çoğunlukla oluyor. Cenaze namazı kılınıyor. Bakın bir ölüye yapabileceğimiz en büyük iyilik cenaze namazını bir fazla kişinin kılmasıdır. Cenaze namazını kılana ne kadar sevap verilir? Bir dağ, böyle bir ölçü. Peki cenaze namazını kılana bu sevap veriliyor da cenaze namazı kılınan kişi 100 kişi namazını kılmışsalar Allah onların ricası hatırına onu da bağışlar. 100 kişi. Yani işte böyle bir cemaat. Evet. Hani bunu Muhsin Bey bakın hasta ziyaretinde anlarız. Yani bir yerde Allah korusun hastalandık. Ziyaretimize birileri gelse insan çok mutlu olur, çok sevinir. Acaba diyorum hastayken ziyaretimize gelenden mutluluk duyuyoruz. Cenaze namazımızı da bir fazla kişi kılınca bir fazla adam diyor ki affet ya Rabbi bu adamı yani bakın bize dua ediyor. Üçüncü tekbirden sonraki duamız Allahümme ağfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ya Rabbi ölümüzü, dirimizi, kadınımızı, erkeğimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı bağışla ve hussehadel meyyit özellikle şu cenazesi önümüzde duran kulunu rahmetinle, merhametinle, cennetinle muamele et ya Rabbi. Yani bir fazla kişinin böyle demesi ne kadar önemliymiş. Peki hocam reklamlara gidiyoruz. Tamam. Dua bölümüyle yeniden karşınızda olacağız. Şuna. Evet Cuma sohbetlerinin sonuna geldik. Dua ile her hafta olduğu gibi kapatacağız. Hemen hatırlatalım. Hocamız inşallah yarın kutsal topraklara gidiyor umre ziyareti için. Hocamdan dua bekliyoruz. Misafirlerimizin duaları var. İstekleri var. Hocam çok dua bekliyoruz. Sağlıcakla gidin, sağlıcakla gelin inşallah. İnşallah mukaddes mekanlarda dua edeceğiz. Allah razı olsun. Ve selamlarına elçi Allah olacağız. Razı olsun hocam. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Seni umduğumuz gibi dost bulduk, Mevla bulduk, muin bulduk. Sen de bizi sana sadık, layık, kul eyle ya Rabbi. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Sevgili Peygamberimiz senden neler istediyse onları bize lütfeyle. Amin. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa o türlü şerirlerin şerrinden bizleri hıfzu emanında eyle. Amin. Yapılan hatmi şerifler ve tevhid hatimleri hürmetine ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme.